Cem Yılmaz'ın evindeki gizemli güzel yeni sevgilisi mi? Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece arkadaşız. Çok acayip şeyler yaptım bu sene evde. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden fotoğraf paylaşan gizemli esmer kim? Birazdan. Ekranların sevilen oyuncusu Buket Dereoğlu bugün Duymayan Kalmasın'a geliyor. Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin Sekreter Demet'i ve Tatlı Kaçıkların Aysu'su Buket Dereoğlu projelerini ve hakkında merak edilenleri Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'i anlatıyor. Birazdan. Günaydınlar efendim. Hayırlı uğurlu cumalar olsun hepimize. Her zamanki Duymayan Kalmasın dinamizmiyle karşınızdayız. Partnerim Cengiz Semercioğlu yanımda. Günaydın. Günaydın Serocuğum, nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür Günaydın ederim. Günaydın efendim herkese star ekranlarından. Haftanın son günü karşınızdayız yine. Seren Serengil ile birlikte günün magazin olaylarını yorumlayacağız. Konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Magazin basınında ne varsa en doğrusu, en farklısı, en hızlısı bu masadan sizlere ulaşacak efendim. Seren hafta Seren sonu gününde geldi ve cuma günü bombalarımız her zaman oluyor. Yani kendiliğinden düşüyor arkadaşlar. Hani bizim yaptığımız, bizim yarattığımız bir şey yok ama kendiliğinden bunlar oluşuyor. Birazdan zaten sizlerle paylaşmaya başlayacağız bunları. Evet. Nasılsın dün doğum gününden sonra? Çok güzel bir doğum günü geçirdiniz. Çok teşekkürler. Sayende barıştık. Gayet de güzeldi. Herkese de teşekkür ederim. Yeni yaşıma gayet güzel bir dinamik bir şekilde girdim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Allah sağlıkla hepimizi, sevdiklerimizi. Evet. Aynen, aynen. Peki, o zaman günün haberlerine başlayalım. Hem tartışmalı konular var, hem güzel konular var içinde. Mesela bir güzel konuyla başlayalım. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer'in. Yine bir yere mi kaçmışlar? İşte bize her zaman balayı diye açıklaması var Kıvanç'ın. O geçtiğimiz günlerde bizim yayınladığımız Bodrum kaçamağı ile ilgili, karı kocanın kaçamağı ile ilgili görüntüler üzerine konuşuyorlar. Bunlarla ilgili güzel güzel açıklamalarda bulunuyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer. Başlayalım. Çok güzel bir tatildi. Aynen. Nasıl geçtiğini? Güzel. Bizi balayı gibi değildir mi? Söyle yansıdı. Biz her zaman balayı. Güzel güzel, hamdolsun kardeşim. Teşekkür ederim. Peki abi, bu arada tekne almışsınız. Geçen de Marmaris'e gittiniz Bodrum'a. Tekne benim teknem değildi. Tekne benim teknem değildi. Yeni hobi olarak dalgıcılığı merak sardım. Arkadaşımın teknesi. Yeni hobi değil, o çok eski bir hobi. Ben yıllardır dalıyorum. Allah'a emanet. Peki, teşekkürler abi. Görüşürüz kardeşim. Peki abi. Eyvallah. Araba dahil olsun abi tekrardan. Sağ ol. Güzel makine. Eyvallah kardeşim. Why? Evet, plaka Kıvanç Başak Tatlıtuğ, KBT diye. Evet, seviyorum bu çifti çünkü gayet hayatlarını kazanıyorlar. İkisi de çalışıyor, ikisi de ayaklarının üzerinde duruyor. Evet. Ama hayatın onlara getirdikleri güzelliklerden de yararlanmaktan geri kalmıyorlar. Zaten olması gereken de bu. Evet, aşklarını da plakalara kadar yansıtmışlar. Onu tabii. Arap arkadaşlar yapıyor. Başka yapan kalmadı dünyada ama olsun, seviyoruz bunu. Hani arabamız da varsa plakası da adımızın senin baş harfi olsun. Senin her şeyin SS. Ben de seviyorum. İşte buyur. Yani ben her şeyin SS. Bir şey gidiyorum, üzerinde SS işlemeli. Hayır, bornozu SS işlemeli. Bilmem terliği şey SS işlemeli. Bir dakika. Küpeleri SS işte. Ben işlemeli. biz diyorum zaten. Onlar demiyorum. Ben kendimi de içine katarak söylüyorum. Evet. Ben her zaman ben de seviyorum. Çünkü adımın baş harfleri. Yani bir tek bizde var ve Arap arkadaşlar var. Biz böyle biraz gösterişi arkadaşlar seviyoruz. Aslında kendimizi özel hissettiren şeyleri seviyoruz. Yani evet. Hani baş harflerimiz işte bu bana özel, bana daha özel hani hissetmek adına. Var böyle komik şeylerimiz. Geçen Safiye ile Faik ayakkabıları gibi. Yok o kadar değil ama benim de çoraplarım var. Faik yazdım işte. Var mı senin? Seren mi yazıyor? Yazıp gönderiyorlar. Öyle şirketler var sağ olsunlar. İsimlerimizi yazıp. Yani ismimizi bir şekilde üzerimizde taşımayı seviyoruz. Bunda da aslında çok önemli bir şey yok. Ama plaka hakikaten
Hani enteresan bir şey değil mi plaka? Plaka hani ama... bunun için uğraş vermek aslında. Hani plakada gözükmesi önemli değil ama bir de ekstra uğraş... para falan veriyorsun. Artı bağışlar yapılıyor falan bununla alakalı. Ama biz böyle seviyoruz bunu yani. Evet, Kıvanç ve bu arada Başak Tatlısu'yu da geçen gün Maldivler'den arkadaşlarıyla ve iş ortağıyla beraber fotoğrafını yayınlamıştık. İşte Dubai'den de fotoğrafları vardı. Ve bikini tasarımına başlamış. Oo, o üzerindeki süpermiş. Bikiniler de kendi tasarladığı bikinilermiş Başak Dizer'in. Evet, Türkiye'de çünkü mayo fabrikaları var ama kendilerini yani yenileyemiyorlar ve hep böyle butik butik yerlerden almaya başladık. Bak bu bikiniler. Çok güzel yani. Yapsın da giyelim bu sene. Yapsın da giyelim bu sene. Güzelmiş, güzel. Evet. Dubai'den bu fotoğrafları paylaştı. Dubai'nin son günleri arkadaşlar, gidiyorsanız gidin. Mayıs'ta gitti. Cehennem sıcakları başlıyor. Orada yazlıklara, Dubai'de Mayıs'tan itibaren insanlar yazlıklara gidiyorlar. Değil mi? Çünkü orada o kadar cehennem sıcağı var ki. Serin tarafa kaçıyorlar. Evet. Başak Dizer'in tasarladığı ve kendi arkadaşlarıyla birlikte giydiği bikinilerde bunlar işte bu fotoğrafları paylaşmıştık. Buradakilerden bir tanesi Başak Dizer mi? Evet, soldaki mi sağdaki mi, yüzünü tam göremiyorum ama. Deniz, yok Deniz, Deniz Varşan'la Buket. Hmm. Buket Dizer'miş kardeşi. Yani kardeşi, o olmadığını anladım ben çünkü. Bu çünkü da, bütünüyle fotoğraf çektirir mi? Bu mu Başak? Bu Buket Dizer. Ha, Başak'ın yok bu galiba. Bu Deniz'miş, pardon Deniz. Bütünlüyle vücudunun resmi yok galiba. Var var var, var o da var. Aha. Hayır acaba diyorum Kıvanç müsaade mi etmiyor? Ortadaki Başak gene burada Dizer da kapalı ama evet, bak. Tamam. Evet. Evet önünü demek kapatmış. Dikkat ediyor olabilir. Başak Dizer şey. Ne diyecektim Dubai ile ilgili bakayım. Evet, Dubai ile ilgili söylenecek bir şey yok. Herkes önünü kesmeden yani bir şekilde gitmişler yani. Herkes önünü alamıyoruz yani. Herkes Dubai'de şu anda. Evet. İndirim de varmış da biraz. Öyle. Teknede, tur indirimleri varmış arkadaşlar şu anda. Teknede Kıvanç Tatlıtuğ'un değil, yapımcı Kerem Çatay'ın teknesiymiş. Hmm. Onu da öğrenmiş bulunduk. Zaten Kıvanç da tekne benim değil diye söylüyordu. Peki efendim, Yıldız Tilbe tartışması tüm hızıyla devam ediyor Seren. Biliyorsun Deniz Erdem geçen bizim programımıza katıldı. Evet. Ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde bir Yıldız Tilbe tartışması başlatmış olduk bizim program. Yıldız Tilbe 310 bin dolarlık borcunun karşılığında yıllık ortalama 200 bin TL olan telif gelirini Deniz Erdem'e aktaracak diye bir haber var. Biliyorsun Deniz Erdem burada Tilbe'nin mal varlığı olmadığını, üzerine mal varlığı olmadığını, üzerine kayıtlı bir eşyası, malı olmadığını söylemişti. Ve 2004'te aldığı 310 bin dolarlık borcu hala ödemediğini açıklamıştı. Şimdi Yıldız Tilbe'nin telif geliri 200 bin liraymış. Yıllık telif geliri. Ve bu 200 bin liraya bestelediği şarkılardan aldığı 200 bin liranın gelirin Deniz Erdem'e aktarılması yönünde mahkemeden karar aldırmış yapımcı. Hı. İyi firma. Yani leasing gibi 8 yılda alır parasını. 200 bin alır. Yani sonuçta alır ama. Alsın yani şimdi bak, kadını haciz götürmektense kadının evine barkına oralara bilgisayarlarına kadar almışlar çünkü. Yani bunu yapmaktansa zaten parasını karşılayabilir mi eve koyacağı haciz? Karşılayan boşu boşuna rezillik yani, hani gereksiz çirkin olaylar bunlar. Eğer böyle alabiliyorsa böyle alsın. Peki yıllık telif geliri 200 bin liranın tamamını verirse Yıldız Tilbe ne yapacak tabii ki? Peki yıllık telif geliri 200 milyar lira olan bir kadının 300 bin dolar plak şirketinden borç para alması da çok enteresan değil mi? Ama 2004'te almıştı onu. Ama o zaman çok daha fazla şarkıları çalıyordu değil mi? Ama telif yoktu o telif zaman. Telif o kadar. 2004'te bundan 13 yıl önceden alamıyordular. 13 yıl önce o kadar değildi. Evet. Son yıllarda teliften elde edilen gelir arttı. Ama o zaman arttı. Çok büyük paralar kazanıyordu Yıldız. Tabii yani. Hani sahneden ekstra. Hani bu parayı aklıma hani 1 milyon dolar falan dense şeydi hani 300 bin doları yani o kadar albüm yapıyor. Mesela ben şimdi mesela albüm sanatçıları, bunlar 1 milyon albüm satıyorlar, 500 bin albüm satıyorlar, 300 neyse o zamanki şartlarda yani. Niye hani 300 bin dolar? Az istemiş bana göre. Ben olsaydım 1 milyon dolar istemiştim yani. Gene de az istemiş. Eğer bunu şey için sadece çiftlik değil, albüm de yapmış. Mesela ben Yıldız Tilbe olsam 4 tane albüme bir plak şirketine niye parasız yapayım? Para aldığı için. 300 bin dolar mı? 410 tane. Bin dolar. Çok ucuza gitmiş o zaman Yıldız gibi eğer böyleyse. O yüzden Yıldız'la çok konuşmak istiyorum. Yani bunların yani çiftlik aldım, ne alırsan al. İstersen çöpe at o parayı. 300 bin dolara
Ben plak şirketine aldım. Ona da 4 tane albüm yaptım. Bana ama göre... Yıldız kafası öyledir ya, yapar yani. Onu iyilik olarak da yapmış abi. Onu jest yani. Ama ne olacak canım, ben 4 tane albüm yaparım. Nasıl olsa söz yazıyorum, beste yapıyorum. Her şeyi o zaman, ama o zaman o mantıkla da düşünmüş, yapmış olabilir. Ama şimdi Yıldız'ın genel böyle bir enteresan, hani böyle neşeli veyahut da dengeli görünmeyen de diyebilirim. Tavırları var diye de bu kadını da bu kadar hani akli şuurunu kaybetmiş gibi düşünmemiz de çok doğru bir şey değil bak, yani. Bak o tavırlardan bir tanesi Serdar Ortaç'ın stüdyosunda. Görelim arkadaşlar. Serdar Ortaç'ın stüdyosuna gitti. Bak sağdaki Yıldız Tilbe. Ya Yıldız her zaman. Yıldız'ın dansları ya. Aa, güzel şarkı. Evet. Şarkı çok da Yıldız'ın şarkısı. Yıldız'ın şarkısı. Yıldız, bu sözleri Yıldız yazıyor işte. Vallahi başıma, çok güzel şarkı. Hemen aldı mesela. Hadi Yıldız hadi. Eski Yıldız'ı istiyoruz bir an önce. O kadar güzel şarkıları var. Serdar'ın stüdyosuna girdi işte. Bu hazırladığı sözlerini yazdığı şarkıyı Serdar'la birlikte çalışmak için. Tabii her zamanki Yıldız dansları, üzerindeki hırpani kıyafetleri falan. Tam Yıldız kafası yani bu. Yani tam eleştirme Yıldız, anlamda söylemiyorum aslında. Yıldız kafası ama Yıldız her zaman böyle oynayan, dans eden falan bir kadın. Ama ben onunla 1,5 saat telefonda konuştuğumda gayet makul, mantıklı cümleler de kurabilen, hayatına alakalı şeyler anlatımları da gayet normaldi bana göre telefonda yani. O yüzden de hani konuşmakta ve anlatmasına izin vermekte de yarar var. Şu yazıyı kaldırabilir miyiz arkadaşlar görüntünün üzerinden? Görüntü yok yok. Hacı. Evet. Yani. Neyse bunu Yıldız gelecek programa inşallah. Şimdi 310 bin dolar aldığı Deniz Erdem'den aldığı 310 bin dolarla arsa almıştı. O arsayı da kız kardeşinin üzerine yapmış. Evet ablamın evet, diyor. Yıldız, evet, Yıldız Tilbe kız kardeşinin üzerine yapmış. Ve hatta menajerine de 600 bin liralık senet imzalayarak menajerine borçlu görünüyor 600 bine. Dolayısıyla hani Deniz Erdem hani sıradayız diyor ya. Hı hı. Öncelikle alacaklı menajeri gözüktüğü için ona borçlu gözüküyormuş. Aslında da böyle bir şimdi, kağıt üzerinde bir borç bu. Şimdi şöyle bir şey diye iddialar var. Bak mahkemeler gidiyor ve bazen her mahkeme doğru karar mı veriyor? Türkiye çalkalandı. Ne hakimler gitti ne hakimler geldi yerlerine. Her seferinde verilen kararlar doğru mu? Yargıtay o yüzden var mesela bir üst mahkeme. O yüzden o zaman orada bazen aleyhine olan bir şey lehine sonuçlanabiliyor Yargıtay. Ama bu zaman bu süreçte eğer böyle bir icralık vaziyet varsa karşı taraf bunu kullanıyor. Yargıtay sonucunu beklemeden. Anladın mı? Evet. Yani Yargıtay belki de Yıldız'ın lehine karar verecek. Ama şu anda aleyhine verdiği o süreç var ya, Yargıtay'dan o karar gelene kadar onlar gidip kızın evini haciz edebilirler. Bu parayı ondan alabilirler. Sonra Yıldız'ın onlardan bu parayı geri alması zaman alır diye. İnsanlar mallarını yapabilirler yani. Çünkü bazen yanlış kararlar da çıkıyor mahkemelerde. Olabiliyor yani. Yanlış kararlar çıkıyor ama tabii Yıldız Tilbe gibi hani yıllardır beste yapan, pek çok sanatçıya şarkı veren ismin de üzerine hiçbir mal varlığının olmaması enteresan. Hayatım hiç kimse yapmayabilir. Bu herkesin kendi tasarrufunda bir şey. Yani kendi üzerine mal yapmak istemeyebilirsin. Yani bak gene sana söylüyorum. Şu anda Yıldız'ın aleyhine olan dava Yargıtay'dan döndüğü zaman Yıldız'ın lehine olarak döndüğünde onlar da bu parayı Yıldız'dan aldığında Yıldız bu sefer geri alamayabilir onlardan bunu. Evet. Anladın mı? Yıldız o yüzden insanlar kendilerini bir şekilde garantiye almaya o süreçte ya yanlış karar verdiyse mahkeme. Yargıtay'ın sonucu önemlidir. Hayır Yıldız Tilbe'nin bu kadar ekonomiye hakim midir ya? Ya bir şekilde hani o da avukata gidip. Menajerine 600 bin lira borçlanacak kadar ablasına üzerime bir şey yapmayayım falan çünkü filan. Çünkü böyle şeylerle 13 yıldır 14 yıldır savaşıyorsa bu kadın bir şekilde onun da avukatı ve akıl danışanları vardır. Demişlerdir ki malını mülkünü yap herkese. Hiç kimse çünkü iddia edemez artık. Yani ablana niye yaptın? Annene niye? Öyle bir şey olmaz yani. O yüzden de o da en azından bu mahkemeler doğru karar yani son merci, son kararını verene kadar en azından kendini garantiye almak için böyle bir şey yapmış olabilir yani. Peki devam edelim o zaman haberlerimize. Cem Yılmaz'ın evinde gizemli bir güzel var.
Bir özel haberimiz. Gerçek gizemli söylüyorum. Gizemli güzel. Bak şimdi tam göreceksin. Tam gazeteci tabiri. Gizemli aynen. Güzel. Çünkü ismi bilinmiyor ama bir takım fotoğraflar paylaşıyor. Demek istiyor ki Cem'in evindeyim. Cem'in evindeyim diyen bir şey var. Evet. Bir bakalım şu gizemli. Nitelemesi fotoğrafı. İsmini de VTR'den evet. Öğreneceksin. Şimdi o fotoğrafları paylaşıyor. Ev Cem Yılmaz'ın evi olduğu belli. Ama kız o fotoğrafı... Cem yok. Cem yok falan. Bir bakalım bak VTR'ye özel haberimizi izleyelim. Cem Yılmaz'ın evindeki gizemli güzel yeni sevgilisi mi? Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece arkadaşız. Kalplerimiz patlayacak. Çok acayip şeyler yaptım bu sene evde. Cem Yılmaz hızlı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eski eşi Ahu Yatu'yla oğlu Kemal'den dolayı sık sık bir araya gelen ünlü komedyen Ebru Şallı ve uzatmalı aşkı Özge Sabuncu'yla da bağını hiç koparmıyor. Daha neyin olaydım ki ben senin kapanmaya. Yılmaz son olarak eski sevgilisi işletmeci Lal Dedeoğlu, eski eşi Ahu Yatu ve oğlu Kemal'le aynı masada görüntülenmiş, bu görüntüyle yine herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Her aylık bir vurgun değmeyin yaşlarıma, benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Aşk defteri bir hayli kabarık olan Cem Yılmaz'ın zaman zaman sevgili listesine yeni isimleri eklediği de görülüyor. Bu isimlerden biri de ünlü komedyenin evinde ağırladığı gizemli güzel. Ama yeni her şey gibi, bu da anlık heves mi yoksa kaderimiz mi? Zaman söyler mi gerçeğimizi? Gizli saklı buluşmalar. Adının Aslin Andonyan olduğu öğrenilen genç kızın iki farklı tarihte Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden Beşiktaş Levent yer bildirimiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı. Genç kadın evi müze gibi olan Cem Yılmaz'ın bir sanat etkinliğinden fotoğrafını da sayfasından paylaştı. Cem Yılmaz'ın fotoğraflarına da beğeni yaptığı genç kızla sevgili olup olmadığı merak konusu oldu. Gizli saklı buluşmalar ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece... Evet, gizemli güzelin adı Aslin Andonyan ve Cem Yılmaz'ın evi. Çünkü Cem Yılmaz'ın evi olduğunu nereden biliyoruz? Cem Yılmaz'ın evi müze gibi ve sanat eserlerine meraklı ve pek çok iyi bir koleksiyoner oldu yani Cem Yılmaz. Gerçekten hem yerli hem yabancı sanatçıların tablolarını, heykellerini ve sanat eserlerini topluyor evinde, ofisinin bahçesinde sergiliyor. Sanatçıların bu tür yatırımlar yapması, sanata yatırım yapması güzel. Dolayısıyla ama evi de tabii ki çok belirgin oldu. İşte mesela bak bu tablo hem Aslin Hanım'ın hem de Cem Yılmaz'ın ayrı ayrı tarihlerde bu tablo önünde fotoğrafları var. Keza bu eser önünde de Cem Yılmaz'ın fotoğrafı var. Yine Aslin Andonyan'ın da bir başka tarihte fotoğrafı var. Seviyor bu yani. Bak, koleksiyon evet, işte, bu da seviyor Aslin Hanım. Cem. Evet. Koleksiyoner olduğu için koleksiyonu... Her türlü koleksiyonu seviyor. Yani sanat eserlerini seviyor. Koleksiyoner bir adam. Koleksiyonları var. Koleksiyonu var yani. Kızcağız da belki bir daha giderim gidemem diye bu anları görüntülemiş işte. Çünkü iki farklı tarihte paylaştı belli fotoğraflar. Belli ki geçiyormuş bunlar. Uğramış. Öyle mi? Yani. Öyle geldi bana. Yani geçiyormuş uğramış o gün belki. Öyle gibi geldi. Belki de değildir. Arkadaşlıkları vardır, şey vardır. Ben bana geçiyormuş yani. Uğramış dedim. Bir şey demedim zaten. Evet. Yani çay içmeye uğramış. Evet öyle. Kahve içmeye. Hani her zaman fırsat bulamayabilir gibi sanki. Hani o kadar çok fotoğraf çekmiş ki. Evet. Hani bir daha gelirim. Yani insan bu kadar fotoğrafı ilk gittiği evde mesela. Aa dur şu köşede çekeyim bu köşede. Hepsini değerlendirmez yani. Nasıl olsa bir daha geleceğini düşündüğü için birkaç fotoğrafta bir başka gün çekelim diye. Bu hepsini aynı gün çektiğine göre. Hayır hepsi aynı gün iki farklı tarihte. Aa, iki işte kez öyle. Gitmiş yani iki farklı tarihte. Beşiktaş Levent diye de tek bir adres olarak da Beşiktaş Levent'teki evinin adresi. Ya öyle açık adres gözükmüyor tabii de. Ama fotoğraflardan anlıyoruz ki orası Cem Yılmaz'ın. O zaman arada bir geçiyordum uğradım o zaman. Evet. En azından iki kere geçerken uğradığını bizim arkadaşlar tespit etmiş vaziyetteler. O zaman her gittiğinde de bir köşeyi değerlendirmiş. Evet.
tabloları, mesaj köşeleri vermek istemiş. Evet. Biz de o mesajı aldık ve yayınlıyoruz. Buyurun. Aslin Andonyan. Hiç sevmez yalnız Cem böyle şeyleri. Yani ben bile biliyorum bu kadar uzaktan. Onu söyleyeyim yani. Değil mi? Evet. Haberi var mıydı, yok muydu, tabii ki bu paylaşımlardan haberdar mı Cem Yılmaz, değil mi? Onu bile bilmiyoruz tabii. Andonyan Ermeni aslında. Evet, evet, olabilir, bilemiyoruz tabii yani, ummadık taş başta yarabilir arkadaşlar, bazen ne alakası falan falan dediğimiz her şey oluyor, biliyor ya, olabilir de yani. Belki bu resimleri, fotoğrafları ha, Cem bile çekmiş olabilir, bilemeyiz ki. Bak Cem Yılmaz beğeniyormuş, bunu bilmiyordum ben. Cem Yılmaz beğeniyor mu arkadaşlar? Ha tamam, Cem Yılmaz'ın bilgisi dahilinde o zaman, paylaşmış fotoğrafları. Ha. Cem Yılmaz'ı likelamış çünkü. O zaman daha ötesine gidelim, Cem Yılmaz çekti bunları. Belki de bak. Demek ki orada da... O zaman bir selfie bekliyoruz. Bir üçüncü madem, fotoğraf selfie gelebilir yani. Yani bilemedim. Tamam, o zaman yani Cem Yılmaz da beğeniyorsa demek ki... O zaman bu... Gerçekten beğeniyor ve bilgisi dahilinde. Evet, o zaman iş değişti şu anda. Tabii. İş değişti yani. O zaman. Bence bu fotoğrafları da Cem çekti. Evet, şimdi tabii ki bizim bu haberimizden sonra Aslin Andonyan hemen magazincinin takibi altına girecektir. Ben size söyleyeyim. Ebru Şallı, diğerleri falan filan, bunlara ne diyecek? Ebru Şallı ne diyecek? Ebru Şallı yani, Ebru eski eşinle beraber. Ne oldu, versene Ebru Şallı'dan bir eski. Dubai'ye, onlar çocuklar, onlar şey, yani Ebru'nun alakası hiç yok bu olaylarla ya. Güzel bir haber verecektin, hayatı çok mutlu diyorum. Güzel bir haber, inşallah vereceğim onunla alakalı size, inşallah. Şu yaz sezonuna girmeden vereceğim. Aşk haberi mi? Güzel bir haber çok, inşallah. Aşk mı? İş mi? Aşk da olacak inşallah. İş eski değil. İş mi? Yani ne yapayım ben ya, iş falan. Benim için güzel. İş her zaman olur olmaz yani. O önemli değil. Bir şekilde yaşarsın ama aşksız yaşanmaz yani. Hmm. O yüzden de güzel eski bir eski eş mi? Ya söyleyemem şu anda. Ya ama ipucu güzel. Ver ipucu. Eski eşle ilgili bir şey mi? Benim istediğim bir şey. Tamam, o eski eşe dönüyor. Tamam. Bilemem. Onu şey yaparız, konuşuruz sonra. Tamam. Ebru Şallı eski. Zaten şu an Dubai'deler. Dubai'ye gittiler. Bugün galiba gidiyorlardı. Gittiler. Bir şey olmadı. Evet, Harun Tan'la beraber Dubai'de hemen. Evet, son dakika keşke yazabiliriz arkadaşlar. Ebru Şallı. Bütün şeyim o. Biliyorsun beraber. Onları ben evlendirdim. Nikah şahitler dedim aynı zamanda. İnşallah tekrardan evlendirmek ve nikah şahidi olmak şeyi bana düşsün keşke yani. O kadar istiyorum. Evet, Aslin Andonyan'la Cem Yılmaz'ın ilişkisinde ne boyutta olduğunu, gerçekten arkadaş ilişkisi mi, bir aşk ilişkisi mi, evde geçerken uğradı kahve mi içiyor yoksa bir sevgi ilişkisi mi olduğunu da önümüzdeki günlerde ortaya çıkar diye tahmin ediyoruz efendim. Peki Mustafa Sandal'la bakalım. Mustafa Sandal Dominik'e uzandı. Bir başka tarafa Dubai, herkes Dubai'ye gittiği için o tam ters tarafa gitti. Dominik'e, Las Terenas neresi biliyorsun ki Survivor'ın çekildiği bölge. Acun sıkılıyor orada herhalde, hepsini çağırıyor. Aynen. Acun'un hem eşiyle hem de çocuklarıyla beraber, bak işte hani bizim denizimiz harikulade diyoruz ya, buyurun işte okyanus. Dominik'in denizi. Ama okyanus çok kötü i̇şte zaten. Yani. Böyle, bak böyle. Eşiyle gitti. Evet, eşi ve çocuklarıyla beraber. O zaten eşi ve çocukları olmadan hiçbir yere gitmiyor. O yüzden de bayılıyorum şu Mustafa'nın bu hali. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tam spordan önce bir bilgi paylaşacağım. Bu akşam Survivor Turkey üyeleri şarkıda söyleyecek. Biz de jüri üyeleri geleceğiz. Bakalım kim ne yapacak, kim ne diyecek, kim ne söyleyecek ve nasıl? Today we will be part of Survivor Turkey and Acun Media. I'm very excited that I'm going to see all these competitors, which were like 2.5 months. Spanyollar gibi konuşuyor İngilizceyi, değil mi? That's what's gonna happen. Hello guys, good morning. Şimdi Serdar Ortaç'ta Mustafa Sandal'ın da eşleri yabancı. Evet. O yüzden de ikisi de onların Türkiye'de bir yer edinmesi için kendi üstlendikleri işte jüri üyeliği olsun, o olsun, bu olsun, hep yanlarında götürüyorlar ve bir şekilde beraber hani. Evet. Onları prezente etme açısından ve bir yere de getirdiler bence ikisi de karılarını. Yani Serdar Ortaç da. Emine Sandal mı, ben size bir şey söyleyeyim. Şeyde Sırbistan'da daha popüler Türkiye'den oldu. Tamam da yani Türkiye'de olmayabilirdi, Sırbistan'da evet. Olabilirdi. Ama ben Emine'yi çok beğeniyorum. Hatta yabancı gelinler arasında en çok onu beğeniyorum. Değil mi? Yani, evet. Çok... yani Serdar'ın eşini de çok beğeniyorum ama Emine'yi, tarzını çok seviyorum. Bilmiyorum yani. Bayılıyorum ona. Mustafa da işte bak hiç yanından ayırmıyor. Mustafa çok iyi bir aile babası oldu.
Bence Emine hani belki de Mustafa'nın gölgesinde kaldığı için işte bu da şeylerin Mustafa Sandal ve Emine Sandal'ın birlikte gittiği Survivor adasından görüntüler. Acun'un davetlisi olarak bu adaya gittiler ve orada Survivor takip edecekler herhalde. Survivor yarışmacılarıyla bir araya gelecekler ve tatil yapacaklar tabii. Çünkü Mustafa Sandal'la Acun Ilıcalı'nın da biliyorsun pek çok iş ilişkisi var. Televizyon programlarına katılıyor. Bak 31 dereceymiş Survivor'ın çekildiği ada ve hemen arkasında bulunan oteller. Evet. Ama mesela Mustafa Sandal'ın gölgesinde kaldığı için belki de Emine Sandal hani Türkiye'de hani fiziği düzgün, şarkıları hani popüler müzikte, Türk pop müziğinde hani bir yere çok daha iyi bir noktaya gelebilecek potansiyele sahip aslında. Yani ben onun bir televizyon dizisinde seyrettim ve o diziyi de seyrettim onun yüzünden. Hatta daha komik bir şey söyleyeyim. O diziden gittikten sonra diziyi seyretmeye bıraktım. Çünkü gerçekten iyi oynuyordu. Tabii dublaj vardı ama. Yani kendi neydi laleli bir şeydi. Evet, öyle bir şeydi ve ondan sonra da ayrıldı oradan. Ve oradaki oyunculuğu da iyiydi. Aslında hem güzel bir kız hem yetenekli bir kız. Evet. Ha, ama Mustafa'nın gölgesinde kalıyor malıyor ona çok inanmıyorum yani. Lale Devre. Lale Devre. Laleli bir şeydi bak hatırladık. Ondan sonra yani mesela şeyde Acun'un programında jüri üyeliği de yaptı. Evet. Orada da mesela elbiseleri çok şıktı, konuşma tarzı, kaliteli bir kız. Yani evet. Ben seviyorum onu. Beğeniyorum çok. Hani aile, iki çocuk son derece de düzgün bir şekilde aile hayatlarını da devam ettiriyorlar. Zaten ben beğeniyorum bu aileyi. Mustafa da çok kaliteli bir çocuk. Yani Mustafa da sanatçı olduktan sonra bir şeyleri görmüş bir çocuk değil. Her zaman söylüyorum. Çünkü benim de çocukluk arkadaşım Mustafa. Çok severim. Yani lise dönemlerinden beri arkadaşız onunla. O yüzden nasıl yetiştiğini de çok iyi biliyorum. Zaten kalitesiz birisinin olmaz o. Evet. Yani onun 2-3 gün takıldığı kız bile muhakkak daha düzgüncedir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de eşini de öyle seçti. O bayılıyorum onların bu aile sistemine gerçekten. Evet, Dominik'e bak ben de gitmiştim geçen yıllarda. Aynen bu hani doğası falan. Güzel mi Dominik yoksa sıkıcı bir yer mi? Bana sanki birazcık güzel sıkıcı. Ama yani tabii çok şey değil. Yani çok gelişmiş bir yer değil. Öyle çok lüks, şatafatlı falan filan bir yer değil ama tabii ki Karayipler'de bir oteller ada, falan var mı orada? Var var var. Güzel güzel oteller var yani. Ama tabii böyle doğası falan çok güzel ama dediğim gibi denizi, denizi bu, böyle bir tabii, deniz. İşte Survivor'dan da zaten seyirciler de takip ediyor. Hani fotoğraflar güzel ama yemekler denizi, nasıl? Güzel ben severim yani. Ben tabii her tarafın yemeğini sevdiğim için. Evet. Tabii Survivor yarışçılar için değil. Onlar sadece ve sadece orada peki, ne bir şey söyleyeceğim. Onlar orada mesela gerçekten hani diyorlar ya tuvalet yok, ormanın içerisine gidiyoruz, tuvaletimizi yapıyoruz. Doğru mu bunlar? Doğru doğru. Ya ben gittiğimde doğruydu. Ben gittiğimde en azından. Temizliği nasıl sağlıyorlar ha? O işte tuvalet kağıdı ya da hijyen malzemeleri yani. Falan. Ha. Bazı hijyen malzemeleri. Yani kadınlar herkes için böyle mesela köpekler gidiyor ağacın altına falan. Öyle gidiyorlar. Tabii şey tabii mi? Aynen. Çünkü orası böyle. Yani düşünemiyorum. Sen benim gitsen orada, şuraya var ya Survivor. Ben günde iki kere üç kere duş alan bir tipim. Ölürüm orada mümkün yani. Değil. Onlar yok zaten. İki kere üç kere duş aldım bilmem ne yaptım falan. Yok zaten. Böyle tekneyle getirip bırakıyorlar oraya. Oranın arkası da Survivor yarışmacının inip bulundukları yerin arkası da ormanlık bir arazi gerçekten. Peki orada hayvanlar yılan soksa falan onlar nasıl önlemiyor? Ama sağlık ekipleri var. Sürekli kameramanlar orada. Baksana yani. Tabii önlemler alınmış vaziyette. Dolayısıyla geçen günde Anıl Tetik geldiğinde işte ayağını kırmıştı ya. Hemen müdahale edip zaten gerekli tedavileri peki, hastaneye götürmüyor. Bir şey daha soracağım sana. Bu gönüllüler falan gidiyor ya para alıyorlar mı? Gönüllüler para almıyordur ya da çok cüzi bir para alıyorlardır. Çünkü ama orada bir zaman geçiriyorlar. Başlarına bir şey gelebilir. Tabii. Sigortaları falan hepsini, var mı? Tabii ki canım. Hepsinin sigortaları bunun hepsi yapılıyor. Sonuçta yani Dominik buradan ne kadar uzak uçakla gidiyorlar. Deniz var. Her türlü risk taşıyan bir şey sonuçta Survivor. Onların hepsinin sağlık sigortasından bütün garanti kapsamında alınıyor bütün her şeyleri tabii. Ve orada da dediğim gibi bütün uzmanlar her türlü hem spor konusunda hem sağlık konusunda bütün uzmanlar yer alıyor diyelim efendim. Evet. Ve günün dedikodu haberine geçelim. Neymiş? Ne biliyor musun? Irmak Ünal'la ilgili bu dedikodu haberi. 2011 yılında Emre Karabacak'la evlenmişti Irmak Ünal. Ve halen de evli. İki çocuk annesi. 3 aydır genç popçu Genco Ecer ile
gizli aşk yaşadığı konuşuluyordu. Günaydın gazetesi bu ikiliyi önceki gün görüntülemiş efendim. İlk olarak Yeniköy'de bir kafede aylardır konuşulan bir iddia olarak veriyor gazete bunu. Genco Ecer, genç popçu. İlk olarak Yeniköy'de bir kafede buluşmuşlar Irmak Ünal'la. İkinci durak ise bizim buraya daha yakın Maslak'ta ünlü bir siteye gelmişler. İddia bu ki Yeniköy'de buluşan ikili ardından aynı araçla Maslak'taki siteye geçti. Irmak Ünal ile Genco Ecer Instagram'da birbirlerini de takip ediyorlarmış. Ay ben sana bir şey söyleyeyim. Kusura bakma bu haber baştan aşağı yani. Uydurma mı diyorsun? Uydurma bir şey. Benim, niye? Çünkü aynı sitede oturuyoruz. Daha 3-4 gün önce gördüm eşinle sporda ya. Irmak mı? Evet. Geçen haftaydı galiba yani. Irmak aynı sitede mi oturuyorsunuz? Evet. Emre Karabacak'la peki çok ailesi, iki çocukları var. Çok iyiler, çok mutlular, şaşırdım. Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. Öyle mi? Görsem, yani insanların arkadaşları olamaz mı? Şey, Cengiz yani. Mesela ben geçen gün spor hocamla oturdum, öğle yemeği yedim. Şimdi erkek arkadaşım o zaman bunu gördüğü zaman... Ya da fotoğrafın çekilse. Veyahut da fotoğraf çekildiğim zaman erkek arkadaşımı aldattı mı olacağım? Yani böyle saçma sapan bir şey var mı ya? Bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük davalık konu olur bu, eğer böyle bir şey ispat edemezlerse. Çünkü bakın bir şey söyleyeceğim. Biz diyoruz ki mesela biz programda herhangi birisi için. Hmm. Bakın diyoruz, evli birisinin evine birisi giremez diyoruz. Bekar bir adam giremez diyoruz. Evet. Mesela hani herhangi bir konu için diyelim. Ve girdiğini itiraf ettiği halde insanlar aa işte o öyle mi oldu böyle mi oldu diyor. Burada kamuoyuna açık ortalıkta. Gizli bir yerde de değil yani. Şu Yeniköy'deki mekanda, bir de bu sokak ortası bu. Kafe aynen. Yani masalar dışarıda. Dışarıda. Herkes işte yani şu fotoğraf. Irmak, benim... Yeniköy'de bir kafede çekilmiş. Irmak Ünal, evet. Ve Genco Ecer. Genç popçu Genco Ecer. Bu fotoğraftan aşk iddiası olarak veriliyor. Ama dediğin gibi bu mekan hani çok göz önünde bir mekan Yeniköy'de. Masası, sandalyesi dışarıda olan bir mekan. Zaten Irmak Ünal da Genco Ecer de dışarıda oturuyorlar ve fotoğraflanmışlar. Deniyor ki haberde Irmak Ünal Emre Karabacak ilişkisini büyük bir aşkla başladı ama zaman zaman sekteye uğradı. Çift çeşitli kavgalarla ayrılıp barıştı ama finalde nikah masasına oturdu. Evlilik önce söylüyor. Biliyorum, benim komşumdu çünkü. Ancak son dönemde çiftin pek görüşmedikleri iddia ediliyor. Nasıl olur, ben gördüm onları sporda. Işte. Çünkü sporda gördüm, aynı yerde spor yaptığımız için sporda gördüm. İkisinde de selamlaştım, ikisinde de konuştum. Yani Irmak'la eşi, evet biz yan yana evlerde oturuyorduk bundan bir 7-8 yıl önce. Yine aynı sitede. Ve onlar zaman zaman gerçekten tartışırlardı. Ama her ilişkide var tartışmak. Sonra evlendiler, çocukları var ve gayet güzel bir evlilikleri var. Beraber spora gidiyorlar, beraber karı koca gidiyorlar ve... Ayrı yaşıyor diyorlar. Var mı öyle bir şey? İddialara göre çift süredir ayrı yaşıyor. Beraber ayrı yaşasalar, ayrı yaşayıp aynı yerde spor mu yapıyorlar beraber? Beraber geldiler karı koca. Evet. Çünkü aynı hocamız, hocamız aynı. Onlarla selamlaştım, uzun zamandır görmüyordum Irmak'ı. Hmm. Hatta bu mide yapmış kaslarını. Belki evet. Ben de böyle yapmak istiyorum. Benim hocamla onun hocası aynıydı. Aynen, çünkü bayağı spor yapıyor, baklava baklava. Evet, o da dedi ki benim karnım. Hocaya seni yönlendireyim, onun hocasından işte ben. Şu i̇şte bunları Irmak, evet. Ve bu hocayla da hepimiz çalışıyoruz yani şu anda. Ve daha yani kocasını da gördüm. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yani hiçbir şey yok. Yani iki insan ayrı olsa, ayrı evlerde olsa beraber spora mı gelirler? Ben anlamadım bu şeyi. Irmak Ünal yaklaşık 3 ay önce genç popçu Genco Ecer ile tanıştı. Biliyorsunuz Cihan Ünal'ın büyük kızı Irmak Ünal. Ve gözlerden uzak bir ilişki yaşayan iki sevgili... Önceki gün Yeniköy'deki kafede buluştukları zaman fotoğrafları çekildi. Yeniköy bunu... yani burası bir de. Yeniköy yani. Yani o zaman iki insan yasak bir şey yaşasa. Hani evlerde buluşuyorlar da yasak yaşayanlar. Birbirlerinin evine gidiyorlar, bu ayrı bir şey. Ama Yeniköy'ün ortasında bir kafede ne saçma sapan bir şey. Ve yani devamı var, sadece o kafede buluşsalar gene iyi. Devamında yaklaşık 2 saat oturdukları mekanda alkol alıp sohbet ettiler. Ardından da beyaz marka bir araca binerek Maslak'taki ünlü bir siteye geçtiler. Burada zaman geçiren sevgililer ardından Ağoğlu'nun sitesine geçerek ev baktı. Vay vay vay, bayağı
Boşansın, evlensin o zaman. Bir şey söyleyeyim. Bayağı haber. Yani bu çok enteresan ve çok davalık aynen olacak yani, bir şey. Aynen yani bu biraz evli bir... Çünkü evli bir kadın. Bak şimdi biz burada mesela ne diyoruz? Biz bir duyum aldık diyoruz. Bu bunun evine gitmiş diyoruz. Ama bu duyumu aldığımız zaman arkasından araştırıyoruz ve diyoruz ki eminiz gittiğinden. Bunu ispatlayabiliriz diyoruz ve öyle söylüyoruz. Ve bugüne kadar hep böyle yaptık. Ama bu gazete haberinde insanlar şimdi Yeniköy'de herkesin oturduğu bir yerde oturmuş. Oradan bu siteye acaba neden gitmişler, orada ne var yani, onu oradan çıkıp başka bir site gitmişler. Demek tabii ki ev bakmayla alakalı bir durum da olabilir. Ev bakıyor da olabilirler. Nasıl ev bakıyor? Yani ev bakıyor olabilirler. Mesela Genco Ecer'le niye ev baksın canım? Genco Ecer'le birlikte gitmiş. Yani aşk yaşadığı iddia edilen popçuyla birlikte Maslak'taki siteye giderek ev baktığı söyleniyor. Bilemiyorum ne yani, neden şeyle değil, ama Emre Karabacak'la değil. Şimdi Irmak bize bağlanacaktı. Ancak eşi Emre Karabacak, ben eşime güveniyorum. Bu konuda kafamda herhangi bir tereddüt yok. Ya olamaz. Dolayısıyla hiç eşimin programa bağlanmasını istemiyorum ya deyince. Ya bağlanmasın, benim arkadaşlarım. Irmak Ünal bağlanmaktan vazgeçti. Tamam, önemli değil, bağlanmasın ama ben zaten söyleyeyim, ben bilmiyordum bile bağlanıp bağlanmayacaklarını. Evliliklerini biliyorum, birbirlerine olan aşklarını biliyorum. Kesinlikle böyle bir şeyin de olamayacağını biliyorum. Yani bu net. Bak bu konuda niye netim biliyor musun? Devamlı 10 küsür senedir gözlemlediğim bir çift. Irmak'ın ne kadar kocasına bağlı olduğunu ve sadık olduğunu ve üstüne titrediğini, o akşam eve gelecek diye yemekler yaptığını, koşturduğunu, etini, yani aşık da bir de kocasına. Yani bu acayip bir sistem. Ve çok günah bir şey bu. Çünkü neden biliyor musunuz? Aldatan bir kadın, hele popüler bir kadın, Yeniköy'ün ortasında gidip oturmaz. Hani mekanın kritik köşesi deseniz yine bir şey anlarım. Evet. Yine bile olsa. Yani benim de mesela oyuncu erkek arkadaşım var, Celil var falan. Şimdi erkek arkadaşım var. Onunla gidip oturabilirim. Ne var bunda yani? Şeyde mi yaşıyoruz yani? Ne demek yani? Şimdi şeyde tabii hani evli bir kadın, evli bir erkekle ilgili gerçekten bu tür haberleri yaparken biraz daha ne bileyim özenli mi olmak lazım? Dikkat mi etmek lazım? Hayır, bakın şöyle özel belgelersin o ayrı şimdi. Şunu bu bir şey anlatmıyor bize. Bak şu foto, bir dakika duralım arkadaşlar. Bu fotoğraf hiçbir şey anlatamaz bize. Bu fotoğraf bize bir şey anlatmıyor arkadaşlar. Kız Irmak şey içiyor, nedir o? Bir kadeh şey içiyor. Karşısındaki Genco Ecer'de, popçu Genco Ecer'de sohbet ediyorlar. Burada iki saat oturdukları iddia ediyor. Oturabilirler. Belki şey çalışıyorlar, bilmiyorum, bir şey konuşuyorlar. Arkadaş olabilirler. Üç aydır tanıştıkları söyleniyor. Genco bana da geçenlerde mesaj atmış mesela. Öyle mi? People Network olayını seviyor demek ki. Yani şey çok güzelsiniz mi demiş. Çok bir şey yazmış yani. Demek ki Genco'nun böyle bir insanlarla bir bağlantıda olmak istemeyi seven bir çocuk olabilir. Kötü olduğunu da söylemiyorum. Ama insanların arkadaşlıkları oluyor arkadaşlar. Hepimizin erkek arkadaşı var. Erkek arkadaşımın kızı arkadaşları var, gidip bir yerde oturabilirler. Yani hep bu stresle yaşıyoruz. Yani şöyle bir şey oluyor. Mesela ne oluyor biliyor musun? Mesela bir yere gidiliyor. Erkek arkadaşım benden hepimiz için, bütün ünlü kadınların erkek arkadaşları için ve kocalar için söylüyorum. Bir yere gidiyorlar. Diyor ki mesela sen oraya otur. Ben şu köşede oturayım. Yanıma sen oturma, yanlış anlaşılıyor. Yani devamlı böyle bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Yani bu Irmak Ünal açıklama gönderdi. Telefonumuza bağlanmadı ama. Diyor ki Irmak Ünal açıklamasında, bugün internet sitesi ve gazetelerde gerçeği yansıtmayan kurmaca haberlerle karşılaştım. Yani haberler gerçeği yansıtmadığı gibi aile kurumumuzu sarsmaya yöneliktir. Bugüne kadar yapılan gerçeği yansıtmayan birçok haberle karşılaştım ve sustum. Bana atılan çamurun aileme bulaşmasına izin vermeyeceğim. Her şeyden önce ben bir anneyim, iki çocuğum ve mutlu bir evliliğim var. Aynen. Yakın bir arkadaşım ile kahve içmek, yemek yemek, kısacası dertleşmenin bedeli bu kadar ağır olamaz. Aynısını. İmajımı zedelemenize müsaade etmiyorum. Asli değeri olmayan haberleri yapan kişi ve kurumlarla alakalı avukatım gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Evet. Irmak Ünal Karabacak. Burada o haklı. Bak niye haklı? Şimdi bir kadının bir erkeği aldattığını şöyle bir şey de anlarız. Mesela der ki, deriz ki işte sen bunu yaptın diyoruz mesela biz. Diyoruz ki sen şuraya gittin veyahut da şu senin yanına gelmiş. Şununla buluştun veyahut da şunun evine gitmiş, şu senin evine gelmiş. Diyoruz. Açıklama şu olduğu zaman hayır böyle bir şey asla olamaz dediğin zaman ve sonradan bunun
gerçeği ortaya çıktığı zaman senin yalan söylediğin ve aldattığın ortaya çıkar. Evet. Şimdi burada bu kız, hepimizin erkek arkadaşları var. Liseden arkadaşlarımız var. Ne bileyim okul çağından arkadaşlarımız var. Aynen. Geçen gün işte Halit Ergenç'te yani, üniversiteden kız arkadaşlarıyla buluştu. Var. Ne diyeceğiz şimdi? Yani, sevgili mi diyeceğiz onlara? Yani hani gece eğlenmesi başka bir şeydir de. Hani teke tek gece eğlenmesi olmaz da. Teke tek değil da. Halit de öyle değil diyor. Hayır Halit için söylemiyorum. Ha. Yani bu Irmak'la evet, alakalı evet, durum. Evet. Hani bir gece bir yerde falan teke tek. O zaman gece olduğu için hani biraz daha acaba diyebilir insanlar. Ama burada gündüzün ortası, Yeniköy'ün ortası. Mekan, sandalye, masalar dışarıda. Herkesin ortasında, o mekanda biliyorum ben oraya gidilen bir yer. Evet. Şimdi yani şuurunu kaybetmesi lazım. Irmak'ta tanınan bir kız. Peki Irmak telefon hattımıza bağlandı. Günaydın Irmak. Irmak'cığım günaydın. Günaydın, ben sizin sesinizi kapatayım değil mi hemen? Evet. Canım ben tabii seni tanıdığım için hemen daha bakar bakmaz bunun saçma sapan bir durum olduğunu. Daha iyi çünkü yeni sporda karşılaştık hep beraber. Evet. Nereden çıktı? Aslında, nereden çıktı bu Irmak bu haberler? Senden ya, dinleyelim. Ben aslında bir bağlanmayacaktım ama ben bu işin bu kadar karman çorman olduğunu görünce galiba özellikle Selen'in de söylediği çok güzel şeylerden sonra hani bir şeyler söyleyeyim istedim. Teşekkürler. Şöyle bir şey, ben 3 ay falan değil, Genco'yu 3 yıldır tanıyorum. Genco arkadaşım. Benim babam Kıbrıs'ta yaşıyor. Kıbrıs gidip geldiğim bir yer. Genco takdir ettiğim bir sanatçı ve arkadaşım. İstanbul'da yoğun çalışmaya başladı ve Selin'in de dediği gibi ben Yeniköy'de bir kafenin dışarıdaki bahçesinde bu tarz bir şey herhalde yaşayacak bir insan değilim. Hani bunu ben akılsız değilsin. Yani kimse bu kadar akılsız olamaz. Bak ben size anlatayım. Ben oraya gittiğim zaman karşı masamda bir tek başına çay içen bir adam var. O mu haber ve verdi? Ve bu beni rahatsız etti. Çünkü zaten orada bir de aile vardı önümüzde yemek yiyen. Genco'yla ben de yalnız değildik. Yanımızda Genco'nun kuzeni Berk de vardı. Fakat Berk 15-20 dakika kadar geç kaldı. Berk de bir oyuncudur, 20-21 yaşında. Onu da dün casting ajansı Tümay Hanım'la, Tümay Özopur'la tanışmaya götürdüm hatta. Bu iki insan, bu iki genç insan benim takdir ettiğim ve İstanbul'da başarılı olmasını istediğim iki sanatçı. Ve tabii ki arkadaşım. Ben orada o insanın varlığından zaten rahatsız olmuştum ama... Çözemedim onun orada oluşunu. Irmak peki o kafeden kalktıktan sonra beyaz bir arabaya biniyorsunuz. Lüks bir arabaya doğru, iddia. Onunla da Maslak'ta bir siteye geliyorsunuz. Ev bakıyorsunuz falan. Bu arabanın içinde misin sen? Bir fotoğraf var burada ama. Yok o araba benim arabamdır. Şöyle gelişti. Onu da anlatayım. Gayet rahatım. Benim şoförüm de yanımdaydı ki şahidim. Berk ve Genco ev değiştirmek istiyorlar ve ben de onlara eşlik ettim. Üç kişiydik. İki tane ev gösterdiler onlara. Ha, kuzenine ev bakıyorsun. Kuzenin de yanında. Hayır. İkisi birlikte yaşıyorlar. İkisi beraber yaşıyorlar. Anladım. Onlar da ev bakıyorlar. İkisi beraber yaşıyorlar. Ben sadece onlara bir arkadaş olarak arabayla eşlik ettim. Anladım. Şimdi benim bazı mantalitelerde Amerikalı gibi düşündüğüm ya da işte burada burası Türkiye. İşte iki adamla bir kafede oturulur mu? Ne alakası var? Ya ben bunları kabul etmiyorum. Biliyorsun, tabii ki canım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bizim spor hocası var ya. Biz onunla aşağıda iniyoruz, yemek yiyoruz. Teke tek hepimiz. Benim Burak'la da. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir sistem vardır. Bir sürü erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan bir yapıyım çocukluğumdan beri. Evet. O yüzden o değil, o masada oturan bu haberi yapan beyefendi. Bence aslında aranıp konuşulmalı. Niye oraya gitmiş? Neden böyle bir şey yaptı? Peki ama bir şey söyleyeceğim sana. Ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Şimdi orada durup dururken hani birisinin haber vermesi ve bir gazetecinin oraya gelmesi biraz... Öyle bir yer değil Selen. Acayip çok... Biliyorum neresi olduğunu, anladım neresi olduğunu da. Hiç alakasız bir yer yani. Hayır, bir alakasız birisi çekip mi gönderdi bunu? Ama bir de takip falan ediyor yani. Tabii. Ben arabayı da takip etmişler. Bence tabii arabamı da takip etmişler. Yani ben burada bir şey söyleyeyim mi? Ben var. Garip bir
şey var yani. Bunda başka bir şey var. Bunda senin ailenle alakalı, size belki çok yakın birilerin de düşmanlık yapmak istemesiyle ilgili bir şey var. Bu çünkü hepimiz bir yerlerde oturuyoruz. Hepimiz her gün araba mı takip ediyor? Gazeteci mi takip ediyor? Eskiden ederlerdi de şimdi etmez. Bir de Manhattan falan. Hayır. Bir tek o Maslak'taki binalara gittik. Benim şoförüm yanlış girdiği için oradan gittik falan. Yani o kadar komik. Şu anda tek söylenebilecek şey şu. Bu garip, ben tutamıyorum yani bunu nasıl bir insan iki çocuğu olan bir kadına yapabilir? Ben algılayamam, özür dilerim. Hayır, bir de şöyle bir şey daha var Irmak. İnsanın iki çocuğu olup da özür dilerim senden. Sen tabii ki hepimizi, sizi ayrı tutuyorum ama çocuğu olup da kocasını aldatanlar var şu anda Türkiye'de. Yok, aldatmakta ama... değilim ben ama. Aldatmakta da değilim. Beni arar insanlar. Hı-hı. Daha önce de yaşadım. Ben çok magazinle antrenmanı olan bir insanım. Evet. Ben yaşadım bunları. Peki Irmak, ama evliliğinde bir sorun var mı senin? Yani niye seninle ilgili çıkıyor bu haberler? Yani geçmişte işte tartışıldık. Ya benim düşünebileceğim şey olabilir. Ben bas her yerde fotoğrafını paylaşan bir insan değilim. Sadece kendi Instagram hesabımda sporumu, çocuklarımla yaşadığım güzel günleri ya da kafama böyle güzel bir fikir gelirse onu paylaşıyorum. Bu Instagram etkisi bence. Yani. Ben çünkü daha yeni gördüm. Yani böyle sarmaş dolaş spora gelen. Bir sorun yok yani değil mi evlilikte? Yok hayatım. Hayır, bir sorun, bana bir sorun sana yok. Sana inanıyorum da ben Irmak'ın ağzından duymak istedim için. Hayır bir sorun ama yok. Ama Irmak da bazen insanlar söyleyebilir yani gizleyebilirler ama ben gözümle gördüğüm için bana inanman lazım diyorum. Tamam, sana inanıyorum. Sana. Her ailede olabilecek kadar sorun vardır. Onun dışında da bir sorun yoktur. Sporumuzu da beraber yaparız. Paylaştığımız spor dışında da birçok şey olan, çok iyi arkadaş olan bir kişisiniz. Bu arada karın kasları da bayağı yapmışsın Irmak ha. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Ya Irmak, harika. Ben de bunlardan bahsedeyim. Nasıl yaptın o kadar karın kası? Vallahi tebrikler. Ama acayip çalışıyor. Yani benim bütün çalışıyorum, şeyim... Çalışıyorum, doğru yaşam. Hani iki çocuk annesi demezsin. Bakar ama mısın? Ama deli gibi çalışıyor. Ay çok kıskanıyorum. Yani bir tek kıskandığım insan Irmak ama kıskanıyorum derken severek kıskanıyorum zaten. Ama kıskanılmak gibi değil. Sen de çok güzel çalışmaya başladın. Evet çalışıyorum onun artık. Onun meyvelerini toplamaya başladın. Aynen, inşallah. Seni doğru göre ocağına çalışıyor. Irmak demiş canını sıkma. Çünkü aynen, yani yıllarca komşumdu, biliyorum. Yani aşklarını biliyorum, birbirlerine olan tutkularını biliyorum. Her evlilikte, her ilişkide kavgalar, gürültüler olur ama bu çok çirkin bir haber. Bu çok çirkin bir haber. Bu benim iyi niyetim ve işte o Amerikalı zihniyet diye beni hep şey yaptıkları şeyle ilgili. Ben çünkü hayatımı insanlara göre yaşayan bir insan hiç olmadım. Evet yani. Eğer birisiyle tecrübemi, özellikle show business'daki yani eğlence sektöründeki tecrübemi, oyunculukla ilgili tecrübemi paylaşma şansım varsa bunu yapmayı seviyorum. Ve oradaki de öyle bir toplantıydı. 3 kişilik bir toplantıydı. Ya toplantıyı bırak. Aynen tabii canım. Arkadaşınla buluşabilirsin ya. Yani ama, ne yapacağız şimdi şey ben anlamadım böyle bir şey. Yani bir erkekle bir kadın yan yana oturduğu anda birbirini aldatta olamazlar. Orada benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri bu böyle bir söylenti doğrulandı diyor. Ben oraya sormak istiyorum. Bu söylenti nereden duyulmuş? Ne zamandan beri böyle bir söylentiyle ilgili bir his varmış? Ben bunu anlamadım. Siz duydunuz mu böyle bir şey daha önce? Yok, gözlerden uzak bir ilişki yaşıyoruz. Ben zaten duysam da inanmam yani hiç. Aynen. Hayır, böyle bir izlenim bırakılmaya çalışılmış. Yani haberin yapılış tarzında bana bir şey var. Garez var ya. Garez var. Bence yaptırılmış bu. Eşin ne dedi bu haberi ilk sabah gördüğünde? Çok mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii. Kadın ya, yani Emre böyle şeyleri kaldırabilen falan bir çocuk değil. Ya biz daha önce de yaşadık. Biz daha önce de yaşadık buna benzer. Bilmiyorum hatırlıyorum. Biz sağlam bağları olan iki insanız ama tabii ki yıpratılmaya gelecek şeyler değil bunlar. Hiç ama İnsanların... buna itibar bile etmesin. Yani bununla alakalı aranızda hiçbir evde şey olmasın. Evde huzursuzluk çıktı mı bundan dolayı? Çıkar yani Cengiz. Çıkar. Hani tabii tatsız bir durum sabah köründe uyanıp da. Ama geçmiş olsun valla. Vallahi teşekkür ederim. Sesimi duyurmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ne demek ederim. Yani her zaman. Ben arkadaşlarımla yemek yemeye, gezmeye
devam edeceğim. Kesinlikle. Kadın ya erkek fark etmeden. Aynen. Tabii bence ki. De en doğrusu. Herhalde. Bravo, öpüyorum seni. Hiç canını sıkma. Çok teşekkür ederim. İyi görüşmek bak kendine. Üzere. Görüşürüz. Selamlar. İyi yayınlar. Yani ben bildiğim için ve gördüğüm için, hı-hı, şahit de olduğum için çok saçma sapan bir şey olmuş bu. Gerçekten. Peki. Ya kocası buna inansaydı ne olacaktı? Tabii canım, bir de oradan aynen bakalım. Hayır, inansa da inanmasa da bak Irmak diyor işte hani evde sabah diyor tatsız bir şeye kalkıyorsun. Huzurun kaçıyor. Adam da diyordur ki ya ne yapıyorsun hani bu fotoğraflar ne bu haberler ne? Hayır ben sana bir şey söyleyeyim. Ya kadın adam da aynı şey olsa kadın da aynı şeyi söyler. Hayır öyle bir şey ki adam kadından emin olsa da etraf ne diye bir de kaygısı var ya etraf tabii ne der ne diye gerek kaygısı var bu işte. Ama işte bu şimdi Irmak yıllarca Amerika'da yaşamış bir kız. Evet. Yani bütün çocukluğu genç kızlığı orada geçmiş. Hmm. Erkek arkadaşları her zaman vardı. Ben eskiden beridir tanıyorum onu. Aşağıda spor hocamızla hepimiz öğle yemeği yiyoruz. Çünkü tam spordan çıkıyoruz. Öğle saatine denk geliyor falan. Yani o zaman kimse bir erkekle oturamasın eşi veyahut da sevgilisi dışında. Bu başka. Ha Irmak'ın evine gider Irmak'ın kocası yokken. O zaman tamam o zaman söyleyecek hiçbir şey bulamaz yani. Ama evet, böyle bir şey yok. Geçen gün de sarmaş dolaş gördüm bunu. Aa dedim ne yapıyorsunuz Irmak dedim sen çok güzel oldun. İşte ben de böyle midemde bu kaslardan istiyorum. Nasıl yapmam lazım falan filan. Gayet karı koca sporlarını yaptılar. Hatta benden önce gittiler. Bay bay dediler gittiler yani. Peki efendim. Hani kadın da bu kadar mutluyken kocasını aldatması aynen da saçma sapan evet, yani. Her türlü saçmalık yani. Evet olmuş. Geçmiş olsun. Evet. Irmak Ünal ve Emre Karabaca. Umarım evliliklerinde daha fazla keyif kaçırtmaz yani. Çünkü hani keyfi kaçar sonuçta herkesin. Peki, Sinem Kubal'ın yeni projesine bakalım. Sinem Kubal yeni projede kimle bir araya geliyor? Buğra Gülsoy'la bir araya geliyormuş efendim. Evet, bir bakalım şeye, DSP'sine. Evet, Buğra Gülsoy'la Sinem Kubal yeni bir filmde birlikte oynayacaklar. Ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği bir film bu. Bir aşk filmi olacak ve sinema setlerine geri dönmüş olacak. Böylece Sinem Kubal, Buğra Gülsoy'la birlikte. Nasıl buluyorsun Buğra? Buğra Gülsoy'u çok Buğra beğenirim. Buğra Sinem çifti nasıl olur? Abi bilmiyorum. Andaş Haznedaroğlu yönetmenliğini yapacak bu filmin. Bir aşk filmi olacak bu. Son dönemde böyle aşk filmleri böyle bak çiftler. Yapılıyor ama aynen tutmuyor pek. Evet yani. Oluyor da pek tutmuyor. Yani inşallah bu iyi olsun. Yani iyi olsun. Sonra sinema adına hepsi emek verilen her şey olsun. Buğra Kuzey Güney'de Güney rolündeydi. Çok iyi bir performanstı. Zaten yakışıklı bir çocuk. Ve duruşu da cool bir çocuk. Magazinsel hiçbir şeyini görmedik bugüne kadar. Bir kız arkadaşı falan filan vardı. Evet. İyi bir oyuncu. Sinem çocuk dizilerinde oynamıştı değil mi? Aleyna diyorum. Neydi? Selena mıydı? Selena mıydı? Orada başka bir iki tane daha dizide oynamıştı evet, hatırlıyor tabii musun canım, sen? Tabii ki en son bir ATV dizisinde oynamıştı. Ama şey olmadı. Gülben Ergen'in dadısında oynamıştı küçük onlar o zaman. Onlar çok eski. Ondan sonra ama oynadı. Sonra şey Selena da ama Selena evet da güzel bir şey. Hı-hı. Ondan sonra. Ama şey nedir o? Gönül İşlerinde oynadı ama başrol müydü orada? Evet. Yani oradaki. Buğra Gülsoy en son işte Gupse Özay'la partner olmuştu. Yine o da romantik komedi Görümce filminde bir komedi filminde. Fakat ben böyle onu tam başrol bir kadın bir erkek hikayesinde daha dizi olarak yani hep kalabalık kadrolu hikayelerde vardı ama böyle başrol erkek başrol kadın yani o konseptte sinemada bir mesela dizide romantik komedi diye bir film vardı. İyi de izlenmişti mesela. O çok iyi bir filmdi aynen ama. İşte kalabalık da mı evet, oradaki? Yani tek orada başına üstlendiği bir şey daha henüz evet yok galiba. İşte belki Buğra bununla Gülsoy'la beraber evet, olacak. Bir çift olacaklar ve bir aşk hikayesi anlatacak. Andaş Haznedaroğlu'nun yönettiği filmi BKM yapacak efendim. Bu da Sinem Kubal, Buğra Gülsoy çiftinin evet ikilisinin çünkü bu ünlü çiftlerden projesi bir tek o çalışmıyor. Evet. Yani, doğru, aynen. Bütün hepsi karı koca, hepsi çalışıyor. Bir tek Sinem çalışmıyor. O da şeytanın bacağını kıracak demek ki. Evet, sinemaya dönecek. Belki diziyle de Eylül'de ekranlarda olur. Gupse'den bahsetmişken bak Gupse ile Barış Arduç'un başına bir şey geldi. Senin aynen de çok üzüleceğin bir şey. Kedileri kayboldu. Aynen. İşte bu güzel kedi. Levent'te aynen oturdukları evde Barış Arduç'la Gupse Özay'ın birlikte oturdukları evde, yaşadıkları evde onlarla birlikte yaşayan tatlı, dünya sevimlisi kedi. Baksana şuna. Evet, bu fotoğrafları daha önce hep defalarca paylaştılar. Ve bu kedi evlerinden, bahçelerinden
kayboldu. Dolayısıyla Barış Arduç ve Gupse Özay şu an tabii ki karalar bağlamış vaziyetteler. Kedinin adı neydi arkadaşlar? Var mı ki? Ay yavrum dışarıda ne yapar evet, ya? Köpekleri var. Bir de ev ortamı. Müdür diye ama kedinin adını bilmiyoruz, bu tatlı kedinin adını. Levent civarında eğer bu kediyi gören varsa. Bize de haber versinler aynen, lütfen, arkadaşlar. Barış Arduç'a, Gupse Özay'a ya da bize ulaşsınlar. Evet bakın WhatsApp hattımızdan. Bu kediyi arıyoruz efendim. Evet. Senin kedisi ve Barış'ın kedisi, Barış Arduç'un. Çünkü hayvanlar sahiplerine alışıklar ve onlar olmadan yaşayamazlar yani. Peki kediler yüzden... yolları molları bulamaz. Yani şey olması lazım, biri tarafından alınmış olması lazım bu. Hani kedi, yok, kedi kolay kolay kaybol... Kedi kaçabiliyor ama yani. Ama bir de tabii tam değil. Böyle Mart ayı falan tabii geldi. Kedi kaçabiliyor aynen. Yani. Yani. Kaçabiliyor ama bulan olsa ama evime götüreyim bakayım falan çok günah bir şey arkadaşlar. Buradan bize ulaştırırsanız. Bu kedi bence aşk peşinde koşuyordur. Yaz, Mart, Nisan geldi ya. Kedilerin aşk peşinde koştukları zaman kesin öyle. Dişi mi erkek mi bilmiyorum ama kesin İnsanların öyle. İnsanların aşkından hiç bahsetmezsin. Kedi gelince çünkü abi. Bak gerçekten. Allah'ım ya nasıl bir adam ya yaptım gerçekten. Barış Arduç ve ya düşünsene senin Lady'nin kayboldu Allah korusun. Ortalığı yıkarsın biliyor musun? Sen ne oldu sabah biliyor musun? Ne oldu? Ben sabahleyin Lady'ye eve gidiyorum. Her sabah Lady'yi buraya getiriyorum ya. Hmm. Sabahleyin bir gidiyorlar eve Lady yok. Aha işte buyur be. Benim tansiyonum falan, ben ölüyorum zannettim. Kalbim falan yerinden çıkacak. Nasıl şey kötüyüm, ben de evde kalmadım. Dedim Lady nasıl evde yok? O zaman dedim kapılar... Nerede? Gitti hayvan kaçtı dedim. Çünkü o Tom var ya benim evet, şişman. Büyük kedi. O kapıları açıp açıyor kapıları, sokağa çıkabiliyor. Ha. Bahçeye çıkabiliyor. Açtı dedim Lady de arkasından Lady. Gittim. Ya ondan sonra tabii ağladım telefonlarda. Ben de uzaktayım. Dedim ne olur bir daha bakın. Gitmiş odada şeye saklanmış. İnanmıyorum ya. Giyinme odasında ben yokum diye, anladın mı? O yüzden de yani aklımı yitirdim. Gördün yani. Mü bak şimdi. Yani şu anda onları da tahmin ediyorum. Evet yani Barış Arduç'un ne kadar üzüldüğünü, Gupse'nin ne kadar üzüldüğünü. Bir de araba da ezebilir yani. Çünkü eve alışık hayvanların dış dünyada nasıl yaşamayı bilmiyorlar, anladın mı? Ama yok bu aşk peşinde. Bak dönecek o kedi. Ama haber verin. WhatsApp hattımız da orada. Levent civarında Levent bu kedi. Levent ne hangi civarı ama hangi kedi... Levent? Dördüncü Levent var. Nerede yani? Nasıl nerelerde kaybolmuş? Bari Levent sen... civarında oturuyor Barış Arduç. Ve yani tam adresi, açık adresini vereyim canım. Levazım tarafında. Hadi o kadarını da söyleyeyim. Levazım tarafında oturuyor. Zaten kedinin adı da Betü'ymüş. Betü. Ve telefon numarası yazıyor tasmasında. Tasmasında telefon numarası. Dolayısıyla hani bu kedinin inşallah başına bir şey gelmemiştir tabii ki. Sahibine ulaştıralım lütfen. Evet. Gören, duyan aynen. Varsa İnşallah, Barış Arduç'un kedisi aranıyor efendim. Arıyoruz Barış Arduç'un arkadaşlar bize de ulaşabilirsiniz evet. Bunlarla. Hatta kim getirirse de buradan teşekkür onu yayınlayacağız. Tamam. Teşekkürler. Peki Barış Arduç'la ilgili başka bir haber daha verelim. Bir banka reklamında oynuyordu. Yerine Kerem Bürsin geçti. O iki reklam filmi çekmişti Barış Arduç. İki sezon peş peşe. Aynı boks kulübüne, spor kulübüne de gidiyorlar. İkisi de boks çalışan oyuncular ve dövüş sanatlarına yatkın iki yakışıklı. Aynı dövüş kulübüne ve aynı hocadan ders alıyorlar. Sonra bu şeyle ilk reklam filminde bir deri firması için kamera karşısına geçmişti Barış Arduç. Daha sonra iki sezon banka reklamında oynamıştı. O banka reklamındaki rolü bu sezon Kerem Bürsin'e. Çünkü Kerem Bürsin'i şu anda bir dizide oynuyor ve o dizide de zaten dövüşüyor. Evet. O yüzden daha bu anlamda popülaritesi var. Hani bununla alakalı. Yani bayrak... Banka reklamında dövüşmek mi gerekecek canım? Hayır belki bu hikaye bu mu yani senaryo yok, yok, bu mu? Yok yok yok. Bunlar sadece ikisi de aynı spor salonundalar. İkisi de aynı hocadan ders alıyorlar ve ikisi de dövüş sporlarına. İyi de bu haberle ne alakası var bunların dövüş etmeleri şimdi pardon. Hiçbir alakası yok ya. Yani sadece detay olarak söylüyorum sana bak. Allah Allah güzel. Çok tatlısınız. Ortak bak, aman yani ortak özel. Ben de zannettim ki banka reklamında ikisi de dövüşecekler de bir şeyler. Hayır efendim eskiden Barış Arduç banka reklamında oynuyordu. Şimdi o banka reklamının yeni yüzü. Kerem Bürsin oldu. Anladım, iyi olmuş. İyi olmuş. Bayrak, hayırlı olsun. Yani ama kedisi bulunsun. Kedisi. Kedisi bulunsun evet. Bence de. Kedisi bulunsun. Barış Arduç'un. Peki reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra burada olacağız efendim. Ekranların sevilen oyuncusu Buket Dereoğlu bugün duymayan kalmasına geliyor. Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin Sekreter Demet'i ve Tatlı Kaçıkların Aysu'su Buket Dereoğlu projelerini ve hakkında merak edilenleri Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'e anlatıyor.
birazdan. Dün akşam sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden keyifli videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Duymayan kalmasın editör masası bu özel paylaşımları sizler için seçti. İstanbullu gelinin Süreyya'sı Aslı Enver'i dizinin setinde sevgilisi Murat Boz ziyaret etti. Ünlü çift bu anları sosyal medyadan böyle paylaştı. Paramparça dizisinin final yapmasının ardından Erkan Petekkaya ailesini de yanına alarak Tanzanya'ya gitmişti. Ünlü oyuncu bölgeden videolar paylaşmaya devam ediyor. Sefa Doğanay, Sibel Can taklidiyle yine tebessüm ettiriyor. Kader, kader, sen bize nazik davranmadın. Anchorman Erhan Çelik bu pozuyla mankenliğe göz kırpıyor. Çağla Şikel, magazin muhabirlerinin sorusuna biraz sinirlenmişe benziyor. Güzel model, kürkünü çıkar vicdanını giy sosyal sorumluluk projesinde çıktığı defilede ise göz kamaştırıyor. Malum dün Perşembeydi ve sosyal medyanın meşhur TBT paylaşım modasına ünlüler de eklendi. Erol Evgin, mimarlık öğrencisi olduğu yıllardan bir fotoğraf paylaşıyor. Tarkan'ın TBT'sinde görüyoruz ki yıldız isim o zamanlar ne mega ne star. Yıl 1994 ve kıl oldum abi modunda bir paylaşım. Meryem Uzerli'nin TBT'sinin tarihi yok ama havasından geçilmiyor. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ayben Arman'ın TBT paylaşımında en çok dikkat çeken isimse ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan. Ünlü çiftlerimizden Barış Arduç ve Gupse Özay ise dün akşam üzen bir gelişme yaşandı. İkilinin biricik kedileri kaybolmuş. Özge Borak sporunu ihmal etmeyen ünlülerden. Yaptığı hareket de takdire şayan. Tescilli dünya güzelimiz Azra Akın'ın da formunu nasıl koruduğuna şahit olduk bu paylaşımıyla. Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani ise Arap dünyasında yıldızı hiç sönmeyen çiftlerden biri. İman ve Murat Fas'ta bir dergiye kapak olmuşlar. Evet efendim, Buket Dereoğlu stüdyomuzda. Bütün güzelliğiyle. Bütün güzelliğiyle sizin karşınızda çirkin olabilmek ne mümkün. Çok, ay çok tatlısın. Buket hep aynısın yani. Senin böyle bir, bir havan yani var. Büyümüyor değil mi? Evet. Öyle yani, bildiğimiz Buket gibi kaldı. Evet, Buket hep Buket yani. Koy televizyonu. Aşk var. Yani. Aşktan bir güzelleşme görüyorum yüzünde sanki. Olabilir mi? Bilmem, olabilir. Ben anlıyorum ki yani kadını aşk güzelleştiriyor bence. İnsanı sen bak, sen ne kadar güzelleştiriyorsun bir haftada. Değer... Ben de çirkinim. Size nasıl ama arada girdi hemen olaya. Bir haftada da. Son bir haftada var ya, öyle güzelleşti, ama öyle güzelleşti. Bir haftadır ama onu bildiğim bir yere güzeldi. O nasıl olacak? Çok teşekkür ederim. Çok evet. Ama kadınlar mutlu olduğu, yani biz kadınlar mutlu olduğumuz zaman daha bir yüzümüze yansıyor herhalde. Mutlaka diye düşünüyorum. Evet, yani. İş sizde bitiyor o yüzden. Evet. Bizi mutlu edecek. Ay evet ya. Partner olarak da böyle bir görevim var. Bu çok tabii önemli yani, bir şey Cenk. Niye hep bizim görevimiz bu? Çünkü öyle. Sizin göreviniz tehlike. Evet, ampulü değiştirmek falan, bunlar da sizin göreviniz. Ampul falan. Tabii onlar da. Yani tabii. Kumandanın pili o değişecek. Aynen, onlar hep sizin. Bunlar hep sizin. Ama biz hep yapıyoruz. Ama evet, hep biz yapıyoruz. Ama siz yapmadığınız evet için biz yapıyoruz. Aynen. Evet. Yok, yok. Biz onların yapmalarına fırsat vermiyoruz. Onlar da bir süre sonra ha, oh diyorlar, nasıl olsa yapan biri var, yapmaya oh, gerek yok diyor. Yatayım diyorlar. Aynen. Evet. Buket demin şeyi tartıştık da nedir onun adı? Irmak Ünal. Irmak Ünal'ı. Senin magazinle böyle ne hiç Irmak Ünal evli biliyorsun. İki çocuğu var ve genç bir popçuyla birlikte yakalandı. Yok, aşk yaşadığı falan filan iddia edildi. Irmak da bağlandı zaten bunu. Yalanladı. Seren de yakından tanıyor zaten, böyle bir şey olamayacağını söyledi. Senin magazinde böyle geçmişte hiç tatsız olayın oldu mu? Ya olmuştur herhalde, artık 30 küsur senedir. Evet yani. Hani, evliliğinde sevgiliyken. Her şeyi burada yaşadığımız için. Hep ekran başında olduğumuz için ve izleyicilerimizle de her özelimizi paylaştığımız için. Evet. İster istemez
istediğimiz ya da istemediğimiz her türlü şeye maruz kalabiliyoruz. Tatsız olay? Tatsız olay da bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum ama olmuştur herhalde. Olmuş olmaması mümkün değil ya insanız yani. Evet. Ama hani olana da oldu olmaya da olmadı demişimdir. Hani bu benim için hiçbir zaman hani aa bunu ben keşke böyle yapmasaydım böyle demeseydim bak gördün mü yakalandım falan diyeceğim bir hayat yaşamadım. Evet. O yüzden olmuşsa da olmuştur yani derim. Peki. Bak Ercan Yazgan'la fotoğrafta. Evet dün doğum günüydü. Aa öyle mi? Demek ki ben de aynı gün doğmuş demek ki. Beşe. Babamın beşe. Ben de bir gün önce demek istedim dün. Hmm. Şimdi sabah tabii uyandım ya. Buket de senin gibi ayrılmış bir anne babanın çocuğu. Değil mi? Yanlış evet, söylemiyorum. Evet 3 yaşında. 3 yaşındayken falan ayrılmış. Ama o hep mesela şeyi söylüyor. Hani ayrılmış olmasına rağmen çok mutlu bir çocukluğun olduğunu değil mi söylüyorsun? Öyle evet, miydi? Annemin ikinci evliliği Ercan Yazgan'dı ve ben onun elinde büyüdüm. Çok ufaktım tabii. Dolayısıyla yani benim için kan bağı önemli değil. Gönül bağı önemli her bence zaman. De, bence de. O yüzden benim hep derim iki babam var. Çok mutluyum. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çünkü babamın Ercan babamın bana olan emeği ve sevgisi çok büyüktü. Ben çok güzel bir çocukluk yaşadım. Ne mutlu o sana. Çok önemli. Tabii tiyatroyu da onunla başladım. Her şeye onunla adım attım. Çok küçük adım attım. Bizimkilerde yıllarca beraber. Evet ve başımda o olduğu için ve annem olduğu için çok şanslıyım. Mesleki anlamda. Gördün bak demek ki boşanmış her ailenin çocuğu. Seren dün annesi buradaydı da. Canım evet. Herkesin tabii ki aile yapısı, Seren yaşadıkları, yaşanmışlıkları farklıdır Cengiz yani. Ya tabii bizimkisi böyle oldu. Tabii çünkü benim annem de evlenmedi bir daha babamdan sonra. Ben kadın da dominant bir kadın. Şimdi baba yok zaten sevgisini göstermiyor. Anne zaten dominant ve bir mesafeli bir kadın sevgisini gösteremiyor. Ben de o anlamda biraz sevgisiz büyüdüğümü ya düşündüm. Bu sevgiyi yani göstermek çok kolay bir şey değil biliyor musun? Yani çok çok sevebilirsin ve bunu ifade edemeyebilirsin. Hani bu çok yakınında da arkadaşların içinde, eşin içinde, akrabaların içinde geçerli. Gösteriyorum ama göstermeyen çok arkadaşım var. Evet bak. Yani onun bunu sevgi göstermenin şımartacağını, onu değiştireceğini ya da kendisinden bir şey eksilmiş gibi hisseden çok arkadaşım bence var gerçekten. Bunu bu yaşta anlayabilir, yetişkin olduğumuzda bunu anlayabiliriz ama çocukken anlayamadığın anlayamıyoruz. Için. Evet. Evet, çocukken anlayamadığın için bu tamamıyla bir eksiklik olarak sana geçiyor ve sen o eksikliği tamamlamak için annenden tamamlayamıyorsan, babamdan tamamlıyorsan üçüncü birisinden tamamlamaya çalışıyorsun. Muhakkak öyle yani istiyorsun. Bu böyle oluyor. Ve yanlış evlilikler de yapıyorsun. Efendim? Evet olabilir. Ve yanlış evlilikler yapıyorsun. Ya, bence yanlış hiç bir şey değil bence. Bak bir şey söyleyeceğim Cengiz'ciğim. Bir şey diyeceğim. Bugün para için bak bir şey söyleyeceğim. Yanlış diyorsunuz ama benim yapmış olduğum evlilikler sevgi üzerine yapılmış evliliklerdi. Bana doğruydu veyahut da değildi. Bugün sen şu anda hali hazırda sanat camiasında sadece parası var diye yapılan evliliklerin doğru evlilikler olduğunu mu zannediyorsun? Doğru şeyler mi yaşanıyor zannediyorsun bu evliliklerde? En azından bir menfaat yok benim. O evliliklerin doğru olduğu düşünülüyor ama. Efendim? Evet. O evliliklerin daha doğru olduğu düşünülüyor. Ama daha rezillikler var. Fotoğraf olarak en öyle evliliklerde ne yaş problem oluyor, ne dildin ırk problem oluyor. Çünkü adam kuvvetli oluyor, tabii, parası oluyor. Tabii, ve o para her şeyi kapatıyor. Ama çok çirkin bir şey tabii değil mi bu? Tabii ki aslında herkesin eleştirdiği bir şeyi herkes bir adamla parası var altına onaylıyor. Veyahut da düşünsene benim beraber olduğum veyahut da eş diye seçtiğim kişi eleştiriliyor. Niye? Ekonomik durumu işte mesela şimdi için söylemem daha geçmişte. Ama öbür tarafta ne bileyim dolandırıcılık yapıp onu yapıp bunu yapıp bir yere gelip para kazanmış bir adamla o ceket ilikleniyor. Bu da çok saçma bir şey. Çirkin bir şey bence. Bak yani. Can bence adında boyu kadar oğlu var Buket'in. Yok o benim ortadaki. Hayır bir önceki ya. Skutura binen ya. Şu bu. Evet. Onu ben yerim onu. Boyu kadar da değilmiş daha yani. Hayır Can ben diyecek. Ben Can zannettim. Evet baksana. Kocaman olmuş falan maşallah bu ya. Bu bir sene önceki. Bir sene önceki abi. Evet. Kaç yaşında oldu şimdi? 11. 11 falan değil mi? 11 oldu. Ay baksana maşallah Can, ya. Senin güzelliğin yani. Bu saçlarla evet, da güzelsin. O saçlarla da güzelsin. Var mı böyle oyuncular meraklı? Merakı dede gibi. Var anne gibi. Var da futbolcu
olmak vallahi daha çok istiyor şu anda. Güzel. Daha bir 5 senedir Fenerbahçe okuluyla başladık. Ha, şimdi güzel. Aynı zamanda okulun takımında. Galatasaray'da bir ara oynadık. Şimdi de işte Arsenal ve Beşiktaş'la flört ediyoruz. Çok güzel. Harika ya. Yani istiyor. Ben de istiyorum onun sporcu olmasını. Babası da istiyor çok sporcu olmasını. Çünkü spor iyi bir şey. Zararı yok. Hı hı. Kötü alışkanlıkların mümkün olduğunca minimal. Babasıyla aran nasıl senin? Çok iyi. Öyle çok mi? İyi. Çok Özgür Özgürgen değil mi? Çok iyi arkadaşız. Bizim dostluğumuz bitmedi. Zaten çünkü evlenmeden evvel arkadaştık. Arkadaşlığımız evliliğe dönüşmüştü. Evliliğimiz bitince o arkadaşlık devam ediyor. Yani herkes çok iyi. Yani karı koca olamayabilir. Evet. Ama yani iyi bir anne, iyi bir baba olduktan sonra evet, ki biz öyle olduğumuzu birbirimiz için güzel düşünüyoruz. Güzel bir şey. Çok eşi şanslı. Var mı şeyin Özgür? Yakında olacak. Ha, evet. Evlenecek. Bayağıdır birlikte olduğu, 4 senedir falan ha, birlikte olduğu bir arkadaşım var, Merve diye. Bunu ben de seviyorum. Hadi sen tanıyorsun ya. Tabii ki tanıyorum. Can da çok seviyor. Hani başka bir kadın girdiği zaman belki hayır, yok, bu hayır, ilgi şey bozulur mu? Yok ya, ya mutlu bak. Karşı taraf mutlu olursa ben mutlu olurum. Çünkü mutsuz her insan, akraba, arkadaş, eski sevgili, koca, oğlunun babası falan filan hep bunu düşünüyorum. Mutsuz olduğu zaman bir şekilde o size de yansır. Evet. Yani onun mutlu olması, iyi hissetmesi size mutlaka iyi bir enerji olarak bir geri gelecektir. Bir de mesuliyetli bir adam. Hamurunda şey varsa o her zaman mesuliyetini bilir. Çocuğuna da düşkündür. Şimdi bir kadın bir şey değiştiremez. Sen yani doğru düz bir adamsan. Çocuğun olan sevgini de bir şeyini değiştirmez yani bence. Yok yok değil değiştirmez mi? Tabii yok, değiştiremez. Yok ben inanmıyorum ona. Adamın geliyor, hamurunda bir bozukluk varsa değişeceği varsa değişir. İnsan çocuğuna karşı bir, yeni bir hayat kurduysa değişir mi yani? Yok. Bence değişmemeli yok yani. Zaten hiçbir kadın için evladından bizim vazgeçmiyor. Şöyle bir şansımız var. Onun kız arkadaşı da Can'ı çok seviyor. Ha o evet, çok şans. Çok iyi. Çok şans. Evet. Evet. O çok şan. Onu bırakalım da senin hayatında şu andaki gelişmelerden bir şey ettirelim. Yani tiyatro var, oyun. Tiyatro aklı kara. Ben anlayamıyorum. Ya yani, niye? Şunu niye anlamıyorum? Niye abi saklıyorsunuz? Yani saklamıyoruz ya. Niye saklıyorsun? Tamam kim bu şanslı kişi o zaman? Madem saklamıyorsun. Madem saklamıyorsun. Masaya atıp şey yatıralım bu mevzuyu şimdi. Yok yok. Ne kadar? Gerçekten sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım var ama var, böyle yeni Rölanti'de. Yo bayağıdır tanıyorum, çok eskiden beri tanıyorum. Böyle Rölanti'de derken yani Rölanti'de olmaya çabalıyorsunuz şu anda. Yani bir adını koyamadınız daha. Yok ya yani benim de çekincelerim var, onun da vardır. Hani korkular var ya, böyle bir ilişki korkuları. Belki ondan kaynaklı. Yoksa bir problem yok yani arada bunu hani bizi endişelendirecek bir durum yok ama hani biraz daha emin kendimizden emin olmaya çalışıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Ya çok zor bir şey bir ilişki yaşamak. Seren vallahi. Şimdi kolaylaştırmak gerekiyor. Kolaylaştırmak için ama iki kafanın da problemsiz birbirine öyle yani. Öyle bir hayat yok. İşte öyle bir hayat yok ama. Işte. İki kafa da problem yok. Bir şey söyleyeyim, öyle bir hayat yok. Ama şöyle bir şey var. Baştan şunu dersen olmuyor. Ben böyle bir şey istiyorum. Bu öyle olmazsa olmaz. Ha, yok, bunları yok konuşursak zaten karşıdaki, bana bir gün Cengiz söyledi bunu. Ve ben gerçekten... bak bazen Cengiz'in de doğru konuştuğu aşkla alakalı hiç yani normalde konuşmaz güzel şeyler olabiliyor. Ve ben bunun tesisinde kaldım biliyor musun, itiraf edeyim. Çünkü ilişkiye başlayamıyordum. Yalnızlığı seçiyordum. Hem istiyordum hem de başlayamıyordum. Korkularım vardı. Çünkü ben diyorum ki ben bunu istiyorum. Ve bu olmazsa i̇şte bu ben, olmaz. Ya diyorum. Yok öyle. Cengiz dedi ki bu kadar çok söylersen bunu baştan. Karşıdaki bunu yük olarak düşünür ve kaçar ve yapmak istemezdi. Evet, bir erkek olarak bıraktı, doğru bir şey söylemiş aslında. Ve benim bu ilişkim 2 aydır başlayamıyordu. Çünkü hep böyle ya böyle olmazsa olmaz, gece hayatı olmaz, işte şu alkol olmaz, işte böyle şeylerim var yani saplantılarım. Dedi ki bırak. Kendi bir takım şeyler çizmiş böyle. Bu böyle sınırlar olacak, koyuyorum böyle kendime. Ya bu sınırlar tamam aslında her yerde var. Yani bu sınırları aslında kendi kendimize... Var olan şeyleri koyuyoruz bir de üstelik. Ama adını koyuyoruz. Yani aslında koymasak ve üstüne gitmesek ve aynen, bu böyle olmalı, şöyle bak, olmalı, bu böyle şey olursa olur, olur. Şimdi baştan o şartları konuştuğum için ben karşımdaki insan da eyvah diyor. Yani ben ya bunları yapamazsam diye bir şeye giriyor. Sonra Cengiz'in söylediği benim aklıma girdi. Tamam dedim ya o zaman oluruna bırakayım ben dedim bunu. Ve böyle olduğu için de şimdi o kadar mutluyum ki.
Yani ama kendimi törpüleyerek mutluluğunu tabii. Mutluluğunu bana yani. Borçlusun yani. Evet. Evet abla da kendine tamam, bak. İyi ki bir şey söyledim ama güzel bir şey söyledim. Erkek olduğun için senin tarafından da hani. Evet. Ama evet evet bir erkek gözüyle daha önemli. Bitiyorları al. Bozuk saatte günde iki defa doğruyu gösteriyor. Bak evet. Ben de sana bir defa doğruyu göstermişim yani. Teşekkürler canım evet. Mutluluklar diliyorum sana. Şu abi. Bizimkiler unutulmaz bir dizi tabii. Ya, Türk evet. Televizyon tarihinde değil mi? Vallahi çok öyle. Keyif baksana. Mehmet Ali mi o? Mehmet Ali. Baksana. Aa, inanamıyorum. Bu tatlı kaçıklar bu bizimkiler değil. Bu tatlı kaçıklar bu bizimkiler. Bu bizimkiler. Bizimkiler tabii muhteşem bir dizi. 96. Yani. Pek çok isim rahmetli oldu. Gerçekten evet. Türk televizyon tarihi. 14 sene. Evet. 14 sezon. Vallahi. Sen 14 sezon hepsinde var mıydın Buket değil mi? Vardım. 14 orada sezon. Vardım ya. Lise sondaydım. Ben işte lise 2'deydim. Arada işte hafta sonlarıydı benim çekimlerim. Hafta sonu oraya gidiyordum. Bir de yatılı okuyordum hafta içi de. Okul. Tabii. Hepsi peki bir şey söyleyeceğim yani. Sana. Yani şimdi iki sezon bir dizi gittiği zaman başarılı diyoruz. 14 yıl gitmiş bu bizimkiler. Tabii canım. Bizimkiler muhteşem de ama. Evet. Yani. Eskiden işte böyleydi yani biz bilmezdik mesela ertesi günü aa işte bakalım da reyting kaçıncı olmuşuz falan diye. Evet. Ben bunu bir gün bir arkadaşıma söyledim diyor ki o zaman zaten başka dizi mi vardı? Hayır tamam da yani yok muydu? Vardı belki de bilmiyorum ki. Vardı yok da, muydu Allah vardı. Sen daha iyi bilirsin. Evet, her akşam ama yoktu şey, ama herhalde. Yok bu bugünkü diziler gibi değildi tabii ki. Bir de yabancı diziler. Akşamda şey 4 tane filan dizi tüketiyoruz tabii, aynen, yani gece 2'de bitiyor diziler. Aynen. Yani şimdi kırmızı çok fazla nokta gibi. Dizi var. O zaman bizimkiler zamanında tabii ki ilk başladığı dönemden bahsediyorum. O zaman o kadar çok dizi yoktu. Tabii. O da ilk Türk televizyonunun ilk hani böyle güçlü dizilerinden İşte Mükremi falan, geliyordu. Karnanalar falan aslında, böyle 4-5 tane vardı. Onlardan iki tanesiydi. Bunun yapımcısı kimdi? Umur Bugay. Umur Bugay'dı. Yani bunlar başarılı işlermiş. Evet. Ve bunlar böyle Amerika'da da var ya tabii, yıllarca yani. Süren. İşler var ya Amerika'da da yani böyle evet. 20 senelik diziler evet, evet. Var. Bunlar Friends bu tatlı. Gibi. Evet Friends gibi yani. Bir sürü dizi var şimdi de öyle yani. Tabii onlar gibi bunlar da 40 dakikadan ibaretti. Şimdi 180 dakika olunca, 160 dakika olunca aslında 3 dizi bir arada seyrediyor gibi oluyorsun. Geçtiğimiz aylarda yazdım biliyor musun bunu? Amerika'da şimdi hatırlayamayacağım. Bir dizi yıllar önce işte hani bizimkiler gibi bir dizi. Aynı mekanda aynı şeyde tekrar çekmeye başladılar. 2017 versiyonu, 2016 versiyonu çekmeye başladı. Ya dedim ki bu şu bizimkilerin mesela aynı mekanım, aynı apartman. Anladın mı? O apartmanı bulacaksın, o sokak. Evet. Ama yeni oyuncularla mesela aynısını yapsan gene izlenir diye. Niye bizde yapılmıyor bu falan diye yazmıştım geçtiğimiz aylarda zaten. Düşünsene aynı evet. Sokakta falan aynı gene Cemil diye bağıran başka Sadiye karakter. Aşık, ne güzel olur ya, aslında. Ya değil misin? Bence bunu yakında yaparlar. Evet. Söyledin ya burada. Biri yapar diye. Biri yapar. Güzel olur yani. Senin televizyon ama bu ara yok mu? Neden uzaksın? Bu sene yok. Çünkü ben bu sene tiyatro biz 50 küsür tane ile gittik. Çok turne yapacağımızı biliyorduk. Az sayılı kadro yani az kişiyiz çünkü kadro olarak 4 kişiyiz. Ve işte iki kere Karadeniz turnesi, Tekirdağ, Edirne tarafı, Güneydoğu, ne senin ne sensiz hala devam ediyor. Her hafta sonu da buradaki salonumuzda oynuyoruz. Ya şimdi hangi firma bana gelip de gel bizde dizi... Takılmaya alış Buketçi böyle. Yok sesini kısmış mıyım? Bir dakika sesini kısmış mıyım? Arada sevgilisine mesajlar geliyor. Ya onları hayır. Yani. Hayır böyle bir şey söyleyemez. Canım hayır. Özledim seni falan mesajlar atıyor. Dinleniyor falan. Sen anda. De niye cevap vermiyorsun? Ben de seni çok özledim diye. Veriyor, yalan ben söylüyor şu anda. Ben asla böyle bir şey yapmam. Tamam bak Cengiz olan videom kendi kendine açıldı. Ya bu böyle evde de kendi kendine bir bakalım Cengiz konuşuyor evin içerisinde. Cengiz olan videolarım açılıyor. Evet. Dolayısıyla ne diyordum? İşte çok dolaşacağım için sabit bir yerde. Çünkü bu dakikalara en azından benim 5 gün, 4 gün hadi evet. Sette olmam gerekiyor. Bunu da bu konuyla da anlaşamıyoruz tabii yani. Acaba bu ilişki bu yüzden mi başlamıyor? Nasıl? Senin ilişki. Sürekli Karadeniz, Adana orası. Evet yok ki gezersen... merhaba diyecek adam yok ki. Bugün buluşalım mı? Pardon ya ben Rize'ye gidiyorum. Pardon ya ben Antalya'dayım diye sürekli. Peki bu senin bizim çevreden birisi mi yoksa başlayacak? Yok hayır. İş adamı mı? Evet.
Niye peki olmuyor? Ne diyor yani mesela? Yok yok bir şey demiyor. Güzel yani bir şey olmuyor değil. Yani oluyor mu daha tabii ki böyle daha sakiniz. Hani sevgilim falan gibi den ziyade daha sakin, daha oturaklı, daha yavaş yavaş. Diyorlar ya seviyeli bile. Bütün seviyesini öğrenmiş ya. Hepsi diyor. Hepsi diyor ki çok seviyeli bir. Bunu da öğrenmiş hepsi. Hepsi aynısını söylüyor. Bütün seviyesizler. Ölecek gibi bir şeydi. Olacak gibi bir şeydi yani. Evet. Bizimki seviyesiz, onunki seviyeli. Peki şey, nasıl tanıştınız? Çok eski tanıştık. Nasıl yani? Çok eskiden tanışıyordunuz. Evet. Sonra nasıl oldu? Ya sen niye konuşmayalım mı? Ama konuşalım bak tiyatro konuştuk onu konuşalım. Aşk kadın o ya. Ama insanlar da onu merak. Ben konuşuyorum öyle işte. Yok, böyle güzel güzel. Yani görev bölüşümüz var. Evet bayağıdır tanışıyoruz. Eskiden beri. Nasıl başladı? Ortak arkadaşlarımız da var. Nasıl başladı değil yani. Nasıl görüşmeye başladınız o zaman? Ailece görüşüyorduk. Hep beraber. Ailesi, annesi falan. Ya bir şey soruyorum. Ben tuttum ilk önce elini. Bak gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. Ailece görüşüyordun. Sonra ne oldu? Sonra flört etmeye başladık. Ve Buket elini tuttu sonra. Ben elini tuttum. Sonra yarınla ilgili bir şey konuşmuyorsunuz daha. Şimdi daha yeni. Yarınla ilgili mi? Yok hayır. Ben zaten yarınla ilgili, öbür günle ilgili hiçbir şey. Ne bilebiliriz ki hayatta? Hayır doğru söylüyorsun. Yani aynen konuşma diyecektim ben. Şeyim ki elim... Benden aldığı şeyi sana satacağım. Konuşma. Hele bu kadar hani kaosun içinde. Neyi bilebiliriz ki yani? Hani ben herhalde ya. Zaten günü yaşayacaksın. Evet. Günü güzel yaşayacaksın. Yarın gelip gelmeyeceğini aynen öyle bakıyorum. Yarın alakalı plan yaparken günü kaçırıyoruz. Evet. Yok o hayatta açıdan. Plan. Yani yarın pikniğe giderim de bana. İşim gücüm olmasın. Hadi tamam. Kararlaştıralım. Sabah olsun Seren. Ya... Vallahi istemiyor canım ya. Ben olabilir, evde kalmak öyle. İstiyorum diyiveririm ben de diyorum da hani artık. Hepimiz için öyle. Herkes için öyle. Hani eskiden günler öncesinden programlar yapıp ona bağlı kalırdı. Artık öyle bir şey yok. Artık o an aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Peki ama karşı taraf da öyle olunca anlaşabiliyoruz. Ama bu yapacağı şeylerin dışında bir de bir insanın şimdi çok yeni belki sizin ama mesela hayatında... bir şekilde bütün kadınlar ama amaçsız ilişki yaşamak istemezler. Yani bir şekilde ne olursa olsun bir sona gitmek isterler. Yani bir şeyin bir amacı vardır bir ilişkinin diye düşünüyorum. Hani yarının yanında olacak mı, kalacak mı, kalmayacak mı gibi endişelerin oluyor mu senin? Yok. Bir ilişki yaşarken? Hayır. Ne oluyor? Yalan söylüyorum. Oluyor arada ama. Ha, onu söyle. Arada oluyor ama. Tahmin ettiğim için soruyorum. Bak Ebru Şallı'dan pilates dersi alıyor. Şeyden beni böyle haftada bir 5-6 kere çağırsın. Ne gülmüştük ya orada. Küçük top mu büyük top mu Eren ne yapalım? Vallahi acıyalım. Bütün hareketleri yaptı baba. Küçük top. Vallahi acıyalım. Kaç acıyalım. Tarık abi yürü top. Bak Ebru Şallı'nın da böyle bir program vardı ha. Yok artık falan. Ama güzel program yapar. Zordan geçin. Hadi ya. Evet şimdi bacakları yukarı kaldırıyoruz. Dizleri düzeltebilir miyiz? Evet. Ya Ebru. Bak en azından biz konuğumuza böyle zulmetmiyoruz biliyor musun? Al aşağıda. Baksana bayağı bir şey yapacak. Ama yapıyor çok zor hareket. Tabii canım. Nefes al. Bu Ebru'ya misafirliğe gidiyorsun ya eve. Kahve yapacağım diyor. Gidiyor içeri sonra bakıyorum yok oluyor. İçeriden konuşuyor bağırarak. Gitmiş ya da bulursun. Yapıyor bunları. O kadar hasta yani öyle söyleyeyim sana. Eve git de bir video çek bize de. Dönsün gideceğim. Kahve içerken. Öyle de o tight da Ebru'nun ha oraya giderken unutmuşum tight'ını. Ebru dedi ki yok burada var dedi. Bir açtı dolabını. Her bir sürü tight'lar şeyler. Tasarlıyordu onları. Tabii. Onun işi. Baksana ya. Bu çok zor hareket. Bunda var ki ben spor yapan insanım yani. O günden sonra spora tövbe ettin herhalde. Ebru Şallı'yı görmek daha istemiyorum diye sen. Baksana bayağı zor hareketler yapıyor. Yapıyor musun? Spora devam ediyor musun hala? Ediyorum. Evde. Evet. Yani evde şimdi Moda Deniz Kulübü'nde tekrar başlayacağım da evde hiç bırakmıyorum. Yani her sabah. Ama sen şu anda daha zayıfsın oradan sanki. Tabii canım. Oradan bir 7-8 kilom var. Kaç yıl önce bu görüntüler? 5-6 yılı vardır. 5-6 senesi vardır ama. Evet. Koyu saçlarım falan. Gerçi ben böyle 4-5 senedir bir koyu yapıp tekrar yok yok senin saçların sarı. Sen daha soyan da mesela. Ona da sarı. Sen sarısın bizim için yani. Böyle kendime bakıp sıkılıyorum. O yüzden de böyle değiştiriyorum ama
Yakında elime alacağım herhalde bütün saçlarımı. O yüzden bir süre daha rengine dokunmayayım diyorum. Bak şimdi Seren kağıtları karıştırmaya başladı ve... Evet. Şimdi beraber... Hayır, senle alakalı. Çalıştığım yerden gelsin. Hayır, hayır. Sana şimdi bak, ben diyorum ki sana anlatacağın kadar. Biz de sıkıştırmıyoruz. Tamam, ben aşk, tamam. Senin seviniyorum çünkü aşk hayatın. Haber beraber... Haber değerlendirelim diye tamam. Açtım ben. Hadi Murat Boz'a bakalım o zaman. Bak Murat Boz, evet. Bahçıvanlığa başlamış bahçesinde. Onu da kim çekiyor? Tabii ki Aslı Enver çekiyor. Bakalım görelim. aferin. Bu mevsimde bu kadar yaprağı nereden buldu ya? Hakikaten. Ben, vallahi bunu, sanki... Bunlar sonbahardan beri temizlememişler. Hayır, sabah izledim ben bu görüntüyü, aklıma gelmemiş. Şimdi izlerken aklıma geldi. Kesin sonbahardan beri baksana pislik içine bahçe. Ama orası, çakıllık şey falan da var galiba. Bence bu mevsim değil o. Değil mi? Bence değil ya. Bence o sonbahar falan. Gerçekten sonbahar yapraklarını daha yeni temizliyor. Vakit yok ya bunlar. Yeni evlerine taşındılar Aslı Enver'le. Murat Boz. Yeni evlerinin bahçesi burası. Beyken sonbahardan kalmış. Murat'ta da bir cimrilik var herhalde. Bir bahçıvan tutaydın yani, bu kadar para kazanıyorsun. Yeniköy'de bir eve taşındı. Fakat sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Deniz manzarası mı var aşağıdan? Güle güle otursun Yeniköy'de, evet olabilir. Şimdi bahçeli uğraşmak o kadar güzel bir terapi ki. Evet. Doğru. O yüzden de kendi de yapmak isteyebilir ama bahçe hayatta bitiremez. Bitiremeyeceği belli. Toprakla uğraşmak çok. Yani bu da yeni evleri. Şey Zeynep Ilıcalı kendisi tasarladı bunu. Murat Boz'un ve Aslı Enver'in yeni evi. Evet. Taşındıkları. Biliyorsun ben güzel. De iç dekorasyon yapıyorum. Sen de yapıyorsun değil mi? Zeynep'in yaptığı bir ev. Zeynep çok başarılı zaten. Evet. Zeynep Ilıcalı. Onun bir firması var. Acayip şeyler var. Aksesuarlar. Sen de yapıyor musun böyle? Tabii ben de şu anda 100 dairelik bir projeye başladım. Neyi? Evet. Yani şöyle. Ben de bir daire falan yapıyor zaten. Yok, 100 tane daire mi yapacaksın? Hayır, şöyle. Var mı orada ya? Benim yeğenim müteahhit ve onun örnek dairelerinden, yani A, B, C diye 3 tane örnek dairesi var. Hangi daireden isterlerse onu içine dekorasyon, 3 tip ayrı dekorasyon yapıyorum. Boş dairelerde satacağız ama dolu da, dekorasyonlu da olacak. Anladım. Ben mimar değilim ama iç tasarım yapıyorum. Yaptığım tasarımı mimarlarla paylaşıp onu... çiziyorlar işte. Her taraf taşlar böyle şeyler ne duruyor? Ben mi? Alengirli falan. He? Benim taşlı. Öyle mi? Ay saçmalama, sen benim yapmış olduğum şeyleri görmeni çok isterim. Öyle, vallahi göreyim. O benim, sizde bir algı kalmış herhalde, benim giyim tarzım normal hayatımda da öyle giyim. 15 sene önceki o taşlıları aklıza kalmış, öyle değil ama çok çok şık şeyler yapıyorum. Yani ev dekorasyonu çok acayip bir şey. Vizyon gerektiren. Yani mimar da olsan, evet, gezip görmemişsen, vizyonun yoksa istediğin en iyi okulu bitir, iyi bir şey çıkaramazsın. Bizim iyi mimarlarımız var. Ben de çok seviyorum. Hobi olarak yapmaya başlamıştım ama. Var mı senin merakın böyle Buket? Ev falan filan. Kendi ben de mimar hiç tutmadım ama yani bütün evlerimi kendim döşedim. Öyle mi? Yani zevkli işte kumaş yapan. Kaplamalarımı, koltuklarımı, perdelerimi hepsini kendi şey yapmışım, dizayn etmişimdir. Murat Boz'la Aslı Enver'in paylaşımı bu da. Birlikte yeni evlerinde mutlu mesut. Bir hayat diliyoruz efendim. Allah onlara bak. O yaprakları bu hafta anca toparlar Murat. Teker teker öyle. O kadar da yapı hep de aynı yeri yapıyor. Onlar kıştan kalmış. Belli canım. Evet, onlar evet. Şimdi. Bunlar tuttuğunda varmış o yapraklar. Evet. Bunlar yeni kiraladılar belki bu evi. Tamam. Sonbahardan beri o yaprakları şimdi daha yeni temizliyor. Evet. Başka çaresi yok. Başka yani. Yok. Bu mevsimde o yaprak bir olmadı. Aşk haberine, ayrılık haberine geçelim. Bak Ayşe Hatun Önal'ın 9 yaş küçük sevgilisi Cem Belevi ile bir aylık aşkı bitmiş. Bak, Allah Allah, niye acaba? Ayşe Hatun Önal ve Cem Belevi geçen haftalarda gittikleri bir gece kulübünde objektiflere takılmışlardı. Hı-hı. Ve aşk haberleri çıkmıştı. Ama bu aşk bir ay sürmüş ve bitmiş. Çünkü Ayşe Hatun biraz zor bir kadın değil mi ya? Bilmiyorum, bir tanımadığım için fikrimi yürütemiyorum. Evet, biraz yani... Ama yani hiç uzun bir ilişkisi Cem de Yılmaz'la çıkmadı da ilişkisi sanki. Şey çok uzun sürmedi öyle. Bir ay değil ama 2-3 ayda bitti diye hatırlıyorum ben. Ebu Şallı'dan. Ama zor adamları mı seçiyor acaba? Yani gerçekten yürümeyecek kişileri de seçiyor olabilir. Ondan da gitmiyor olabilir. Yani aynı tip insanları seçip farklı sonuçlar beklemek doğru olmaz ya. Böyle bir şey oluyor olabilir yani. Yani aynı gitmeyecek kişileri seçip gitmiyor zaten. Hani acaba kadıncağıza da yüklememek lazım.
böyle adamlar, olmayacak adamları seviyor. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım şarkısını seviyor. Belki de. Olabilir yani. Ama yakışmışlardı o çocuklara, neden olmadı bilmiyoruz. Ya kafaları farklı olan aşklar da var. Yani bizimkiler daha normal aşklar. Bir de daha hızlı aşklar var. Hani ya bir de bazen onlar... problemler insanları besler ya. Hmm, hani ilişkilerde de ben öyledir. Ben hiç sevmem. Huzur severim ben. Yok mesela. Ama bazen huzursuzluk da ön plandadır. Ama yani. Huzursuzda bir şey gitmez. Bu ara çok mutluyuz ya. Bir maraz çıkarmam lazım. Diğer var yani. Allah Allah, ne enteresan evet, kafa. Evet, var. Yani kavgadan beslenen var, şeyler var. Ben mesela kavgadan soğurum yani. Soğurum ben. Yani çok monoton gibi hissediyorlar. Didişleyeyim, şey yapayım, kavga çıksın, huzursuzluk çıksın. Oradan olayı büyüteyim. Ben mesela 3-4 gün çok iyi geçineyim. 5. gün bir yerden... Ben maraz çıkarır, gördün mü? Ha, o zaman adam rahatlatıyor çünkü. Niye ama niye? Yani niye biliyor musun? Çünkü belki de karşı tarafı ölçüyoruz. Bak işte aynen. Şunu dersen bakayım ne cevap verecek. Beklediğin cevabı verirse tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır ya. Asla katılmıyorum. Şimdi ilk defa sana. Neden biliyor musun? Niye ben karşımdaki insanı deneyerek ve o... Yani zaten normal gidişatta onu anlıyorsun yani. Yani devamlı plan program yaparak bir ilişkiyi sürdürmek yani çok yorucu bir şey bence. Plan olsa böyle mi olur? Plan yok. Plan olmadığı için zaten. Denemeye çalışmak da bir plan. Ha, denemeye çalışmak. Yani ruh halim bir şey olmasını iteliyor aksiyon beni. Aksiyona iteliyor aksiyon, beni. Adrenalin anladın yükselsin mı? İstiyor böyle. Ha, Allah Allah. Böyle rutin dım. Tabii. Nereye tedavilik kadar deyip bir şey çıkarması lazım. Ya ben de çok lazım. Huzur severim. Dün mesela biz Özay'la o elektrik süpürgesini açtı. Ben bulaşıkları yıkadım evde falan. Akşam. Elektrik süpürgesini açtın. Evet, onun evinde kaldık çünkü onun evi bekar. O elektrik süpürgesini süpürdü, ben bulaşıkları yıkadım. Ama sen akşam bunu bir andan seyrettik bahsediyorsun. Bütün bir mesela bana bir 10 gün... Yok ama hepimizin çalışma şeyleri var. İşimize gidiyoruz, o işine gidiyor, geliyoruz falan. Akşam huzur istiyoruz. Bir yerde oturuyor. Bazen aynı evin içerisinde mesela bu bir buçuk ay içerisinde konuşmadan 2 saat de geçirebiliyoruz. Yani ha o ben de böyle bir sistem oluyor. Oturttuk ve çünkü bu elektrik süpürgesiyle birbirinizi duymuyorsunuz. Konuşmanıza gerek yok. Niye elektrik süpürgesini gece vakti açıyorsunuz ya? Gece vakti açmıyoruz yani. Akşamüstü evi toparladık. Bir gün önceden öyle bıraktım. Elektrik süpürgesi ev süpürüyorlar. Niye süpürmeyelim ya? Ama paylaşım. Hayat da bir paylaşım. Gayet de güzel. Evi de rahat dağılmıştı çünkü Özay'ın eve. Oturduk akşam fiil seyrettik. Binlerle yani o git 2 saat kendi şeyinde uğraştı. Şarkı aranjesini yaptı. Ben binler yani hani her dakika şu anda benimle ilgilenmiyor. Şu anda benimle konuşmuyor falan. Yok hiç yap, öyle. Ben beni değil elektrik süpürgesini seviyorum. Zaten... öyle olsa... söyledik sana ya yani. Vallahi bana bir şey anlatmak istemiyorum. Bir ay anlatırım biliyor musun? Allah beyaz atletli çocuk, beyaz atletli çocuk diye diye. Ne oluyor model bütün Avrupalı adamlar zaten öyleler. Siz anormalsiniz. Hemen nasıl savunuyor? Sen evde elektrik süpürgesi açmıyor musun Cengiz? Hayır açmıyorum. Niye niçin? Çocuklarla falan oynuyorum. Hiç elektrik süpürgesi böyle bir şey aklıma bile gelmiyor. Ya devam edelim. Neden? Çünkü senin ortamın daha farklı. Bizlerin yaşadığı ortamlar daha farklı. Hayır sonu yani bir bekar bir adam bekar evi onun sonuçta. Normal. Ben yapayım dedim bana yaptırmadı mesela. Ben açmıyorum elektrik süpürgesi açmıyorum. Açmıyorum elektrik süpürgesi açmıyorum. Ya işin kötüsü ne biliyor musun? Özel birlikteyken elektrik ben yalnızken elektrik. Diyor. Ya elektrik süpürgesi açmanın nesi ruhu oldu ya? Nesi romantik bir şey yokken elektrik süpürgesi açmanın? Ben... Ay dayanamayacağım. Rica ederim. Ama o ayrı bir şey. Hayır ben bir de işin kötüsü değil. Tek başınayken elektrik süpürgesi açıyorum. Bu neler oldu? Kendi kendimden rahatsız oluyorum demek. Ben elektrik süpürgesi. Hayır elektrik süpürgesi. Kapatalım. Tamam kapatalım. Çok normal bir şey yani anladın mı? Beraber şunu anlatmak istiyorum. Beraber bir şeyler paylaşıyorsun. Ya bana batmıyor mesela. Yani kendi evimde bir şey yapmak istemem mesela. Ama Özay'ın evine gittiğim zaman... Ortalığı toparlamaya çalışıyorum evet, tamam, yani. Erdal Beşikçioğlu'nu izleyelim. Erdal Beşikçioğlu daha güzel şeylerden bahsediyor. Elektrik süpürgesi dışında. Tiyatro oyunu bir karakterinin bu şekilde karikatürize midir artık desen midir bilmiyorum. Tabii ki o benim bildiğim çok... bir mevzu değil. Nedir bu? İllüstrasyon diyebiliriz yani. Ve ondan sonra bu genç arkadaşlarla beraber biz bunları
üç boyutlu hale getirmek istiyoruz dediler. Biz de inanmadık tabii. Yapın bakalım dedik yani. Hani bir yapın da bir görelim neymiş diye. Daha sonra bir tane örnek getirdiler. Bu örnekten çok etkilendik. Daha sonra Elvin Hanım'ın öncülüğünde arkadaşlarla beraber bu bence çok değerli sergiyi hazırladılar. Yoğun tempoda devam ediyorsunuz aslında. Koşturmalar setten geldiğinizde buraya. Evet. Nasıl gidiyor efendim? Set yorucu mu? Yorucu olmayan set mi var Türkiye'de? Tabii ki yorucu ama bu tür şeyler bizim kendi içimizden o hani monotonluğu uzaklaştırıp kendimize biraz daha yaşamı sevinci veren tatlı sürprizler. O yüzden yani benim için çok değerli 3 dakikalık işler, 90 dakikalık işler olsa şahane olur. Yani en son kaset bizde 150 dakika teslim edildi ki benim zaten belli bir standardım var. 4 günden fazla çalışmak istemiyorum. 9 saatten fazla çalışmak istemiyorum. Bu şartlar olursa eğer ve olgunlaşırsa ben artık sete çıkmak istiyorum. Çünkü insaniye değil. Yani sırf bizim için değil ki setteki arkadaşlar şu kamerayı bir gün boyunca adam 12 saat omuzunda taşıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar yani? Yani insan evladına yapılacak iş değildir bu yani. Hani bir saat olsun, 90 dakika olsun, gönülden olsun. Haftanın 4 günü 9 saatten fazla çalışmam diyor Erdal Beşikçioğlu. Dizilerde bu uzun sürelere falan artık itiraz eden oyuncu sayısı çok fazla. Artık çok fazla tabii. Hatta Ece Ustu ile geçen gün konuştuk. Ondan sonra bir kampanya ben de hemen imzaladım nedenini falan. Çünkü bu hepimiz için kötü. Hepimizi üzen, hepimizi yoran, çocuklarından, ailesinden, özel sosyal hayatımızdan ayrı düştüğümüz durum. Tabii. Az paralar isteyecekler ama. Ya aslında her şeyin bir düzene artık girmesi lazım. Böyle baştan böyle yıkılıp tekrar bir ortalamaya girmesi lazım. Evet, tabii. Yani çok üzüleceğim yani. Ben de onlar için. Yani o paraları alamayacaklar. Hem evet. Alamasınlar biraz da canım. Ben sanırım bu fiyi seyrediyorum ben ve 60 dakikalık ya. Hmm. O kadar tadında kalıyor ki. Çok değil mi? Ama o kadar kalıyor ki hemen ikinci bölüme geçiyorum. Ya. Yani evet. Devam da etmek istiyorum. Evet. Güzel ama. Ama güzel bir sistem yani. İşte aslında o daha çok reklam izletiyor. O daha çok ve reklamda var. Sürekliliği artıran bir şey. Ama ne zaman bizimkiler keşfeder onu bilemeyeceğim. Bence dizide 60 dakikaya inip arada da artık televizyon programları da olmalı eskisi bence gibi. Bence de. Belgesel yani özellikle çok olmalı. Çok tatsız var. Belgesel değil, müzik, de eğlence programları vardı ya eskiden. Ya evet, bizim Bir Başka Gece vardı. Ya, yıllarca evet. Sürdü Allah, sürdü doğru Allah. Ya, bak, muhteşem ya. Yani olmuyor ne artık yani. Allah yani bilir. Şarkıcılar çıkıp mesela şarkılar söylemeli, işte Huysuz Virgin programı yapma. Eski tadı gelmeli kalmadı. Bence. Yani televizyon izlemenin bir şeyi kalmadı artık. İnsanlar sıkıla sıkıla. Hani süreklilik tabii böyle bir hani oyun oynarsın ya telefonda evet. Televizyonda hani onun böyle bir rahatsız edici bir devamlılığı olur. Hani hem sıkılırsın hem de bir adrenalin vardır senin devamlı o puanları topla falan. Oldu. İşte bu dizilerde de bu olmaya başladı. Yani tatsız tutsuz insanlar evet. Oturuyorlar seyrediyorlar ama boş boş seyrediyorlar. Yani. Şeyler çok kötü oldu. Popçular yeni şeyler şarkıcılar tanımamaya başladı. Çünkü eskiden müzik eğlence programları vardı. Bu kadar diziler yoktu. Onların kendini gösteriyor. Şimdi 5. albümünü yapıyor. Sokakta görsen tanımazsın. Tanımazsın tabii canım. Evet. Bu hale geldi iş yani. Şimdi dizi oyuncuları başta oldu. Evet. Anladın mı? Doğru. Çünkü şarkıcılara yazık. Bunlar albüm yapıyorlar kimse tanımıyor. Yani biz aslında bu furyoda iyi ki iyi bir zamanda meslek sahibi olmuşuz ve iyi bir yerlere gelmişiz. Sana bir şey söyleyeyim. 6 yıllar 90'lı yıllar. 90'lı yıllarda bütün her starlar çıkmış. Bak hala aynı. Kişiler evet. Devam ediyor. Evet ya vallahi yenilerden turne kimse turne yok. Geziyoruz. Yani hani inanın salonları full oynuyoruz. Aynen. Bitiyor güzel, oyun. İnsanlar fotoğraf çektirmek için bekliyor. Seninle aynen. Diyalog kurmak istiyor. Ya bu bana göre esas reyting bu. Doğru. Ne var biliyor musun mesela? Tamam gireceksin konuya. Gir tamam. Gir. Tamam peki. Gir. Geçeyim mi? Gir. Tamam, Emre Altuğ'a bakacağım. Oradan da Alaçatı Festivali'ne bakacağım. Çok, bakalım, çok tatlısın. Hadi gir bakalım. Emre Altuğ'a bakalım arkadaşlar. Nereye gidiyor? Emre Altuğ. Bakın kar mı burası, hayır, Alaçatı, hı. Beyaz şey. Ot festivali parkları. Var. Ha, ot festivali var, evet. Evet. Gidiyor musun? Yok gidemiyorum, evet. Oyunum var. Ha, oyun var. Duyamadım. Evet, herkes şimdi, şu anda Alaçatı'da. Aynen, bu hafta sonu 8. Alaçatı Ot Festivali başlıyor. Ve Çeşme Belediye Başkanlığı yaptı. Ve 8 yıldır gerçekten acayip şekilde çok
ilgi görmeye başladı. Oradan ot istiyoruz ha. Bize de gönderin. Bir de şey damla sakızlı reçel çok güzel. Evet. Bu seneki ısırgan. Evet. Aman konsepti ısırgan otu üzerine kurulu bu seneki. Alaçatı otu. Sen ısırganı ayıkladın mı? Ben mi? Yıkadın mı ısırgan? Yok. Nasıl ben oluyor? Hayatta ayağım değdi bir kere. Ölüyordum ya. Zaten. 3 saatten vang 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 kaşınmadan ziyade battı, etti. Isırgan otu ne faydası varmış ki ısırgan otu? Kaynatıp içiyorlar ama ne faydası olduğunu bilmiyorum. Dur bir Cengiz'de deneyelim. Alaçatı Ot Festivali'nde bütün otların her şeyini yapıyorlar ya. Yani yemekleri, zeytinyağları kaynatıp içiyorlar. Ama teması bu seneki ısırgan. Isırgan otu evet. Hmm. O yüzden hafta de sonu. Evet bak hafta sonu keşke gitseydik biz de valla. Acayip kalabalık oluyor ve güzel oluyor. Peki efendim. Alaçatı Festivali de böyle. Sizin İstanbul'da oyun ya da turne tarihleri nedir? Ne şimdi 27-28'de İzmir'deyiz. Nesrin Önesensiz, Yossi Mizrahi ben, Zeynep Gülmez, Fatih Günler birlikte gidiyoruz. Şimdiden galiba bir biletler... romantik komedi oyun. Evet. Bir iki tane çiftin ilişkisini konu alıyor. Hilal Çelenk yazdı. Savaş Özdural yönetti. Akla Kara'da oynuyoruz. Zaten bu benim 5. sezonum Akla Kara'da. Evet. Ondan sonra güzel bir oyun oldu. Böyle herkes kendinden böyle bir parça buluyor ilişkilerde. Cep telefonu, mesajlaşmalar, futbol, kıskançlık, alışveriş, dağınıklık filan hepsini konu alan bir komedi. Gördün mü bak. Al şeyi git. Niye git biz arkadaşını? Gidelim. Biz çok iyi bizim ilişkilerle. Ya illa ilişkisi bozuk olanlar gelmiyor. Allah Allah ya. Herkes gitsin diye söylüyorum ya. Yok, herkes, kadın erkek ilişkisi herkesin meselesi. Yani benim de meselem. Bu hafta cuma haftaya cumartesi ondan sonraki cuma o sırada bitiyor sezon zaten. Peki efendim. Sana valla bakmaya doyamadım. Bakıyorum sen konuşurken. Ben de dudakların sana... çok güzel. Gözlerin çok güzel. Senin çok güzel bir kadınsın. Gerçekten çok da tatlı çok bir kadınsın. Ederim. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah teşekkür ederiz geldiğin için. Teşekkürler geldiğin. Kolay gelsin. Selamlar. Ben de elektrik süpürgesi yapmaya gidiyorum. Ben de. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Nasıl bir oyun oynadın? Şöyle söyleyeyim sana, ne yaptıysam babam fazlasını hak etti. Ben ona bir seçim şansı sundum, o da böyle bir karar aldı. Yani hisselerini kendi isteğiyle sana devretti, öyle mi? Buna inanmamı mı bekliyorsun? O zaman mecbur kaldı diyelim. Onu mecbur bıraktın ve bununla gurur diyorsun, öyle mi? Şimdi ne farkın kaldı ondan? O kınadığın adamdan nasıl bir farkın kaldı söyler misin? Biz seninle neden ayrıldık biliyor musun? Sen babamla düşman olduğun için değil. Babama benzediğin için ayrıldık. Abi gerçekten şu anda konuşacak hali... Hem sen neden onu savunuyorsun ki? Onu falan savunmuyorum ben ya. Nasıl savun? Ne yapıyorsun? Konu daha dur demenin vakti gelmişti şu an. Sen bana istediğin kadar kız. Amerika'da hiç anlayacaksın neyin doğru olduğunu. Herkes için en iyisi bu. Herkes için neyin iyi olduğuna sen mi karar veriyorsun ha? Sen kimsin ya? Sen kendini... Sen kim olduğunu sanıyorsun sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Kendine gel Süha'm, kendine gel. Bırak beni. Bırak, canımı acıtıyorsun, bırak. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Sen benim bu hayattaki en büyük pişmanlığımsın. En büyük hayal kırıklığımsın. Suhan! 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 Ambulans Suhan! Suhan! Suhan, ambulans! Suhan, Suhan! Ambulans yavrum! Suhan, iyi misin? Doktor bey, baktığınızda ücreti bir şey yok inşallah. Abi, hani su getirecektin? Bak dilim damağıma yapıştı, ne olur getir misin? Ya tamam, doktordan haberini alıp gidiyorum. Sonuçlar temiz. Anne de bebek de gayet iyiler. Bebek?
hamile olduğunuzu bilmiyor muydunuz? Biliyordum. Ne oluyor? Şirin, sabahtan beri ortada yokmuş. Ne yapıyorsun sen? Neden kesip sakladın bunları? Korudu ailesiyle ilgili her şeyi saklarım. Yalan söyleme. Burada sadece Süha'nın fotoğrafları ve haberleri var. O da bir Korludağ sonuçta. Başka bir anlamı yok, merak etme. Hı hı. Sen nefesini hiç boşuna harcama. Ki Süha Bey'e verirsin hesabını. Ver şimdi. Sakın, sakın dokunma bana, çekelim. Ver. Rıza çekil. Ver. Bırak. İmla. Kere'ye mahsus yaptığımız onu açıkça belirtti. Eğer bir kez daha şantaj yapmaya kalkarsa bu sefer kendi yöntemlerimizi deneyeceğimizi ona söyle. Tamam. Başka ödeme olmayacak. Cesur Bey bir dahaki sefere bu kadar makul olmaz. Haberin olsun. Bunu belgeleri çaldırmaya kalkmadan önce düşünecekti. Allah'tan sağlam almışım kendimi. Ama merak etmesin. Bir dahaki sefer olmayacak. Boş lan bu, boş salak. Niye bakmadın işe? Biliyordum çünkü boş oldu. Ne diyorsun lan sen? Dalga mı geçiyorsun? Ben öldürürüm lan seni. Adamın yakasını bırak Rıza. Orhan. Gel oğlum sen de. Cesur. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Taklaya geldin Rıza. Şantaj da şantajcı da yok ortada. Bütün bunların hepsi bir sınavdı. Ama sen sınıfta kaldın. Ne sınavı be? Güven sınavı. Yapmayın de bana lütfen. Yapmadım de bana lütfen, yapmadım de. Hadi yapmadım de lütfen Süha'nın. Ya bana haber vermeden böyle bir şey yapman mümkün değil. Böyle bir şey yapamazsın sen. İnanmak istemiyorum buna. Yapmadım de. Seni ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Evet. Cesur ve güzeldi. Dün akşam yayınlanan bölümde böyle heyecanlı, güzel sahneler vardı. Evet. Hı-hı. Ben senden ayrılamıyorum. Bak ne kadar yakın kalmışım sana. Hala şöyle geçeyim. Peki efendim. Çağla Şikel hala podyumda bence çok iyi görünüyor. Yani, hala podyumda niye olmasın mesela? Çünkü yaşı 37. Ne var yani?
O yüzden... Yani mihrap bozulmadıktan dedin, sonra ne var yani? İşte, bakarsan bağ olur, bakmazsan 38'e girmiş Ocak ayında. 38 oldu şu an. 38 çok genç bir yaş. Neden? Yani beda, 38 yani bence de genç yaş. Ama bazı işler için... Podium için yaşlı. Tabii ki. Yani futbolcu için de 38 yaş yaşlı diyoruz mesela. Bazı meslekler vardır ki belli yaşlarda ama yapılabilecek. Ama futbolda mesela performans gerektiği için. Ama burada eğer fiziğin görüntü, yerindeyse, görüntün aynı şekilde muhafaza edebilmişsen niye olmasın? Bakalım edebilmiş mi, edememiş sonuçta mi? Sonuçta sadece o elbiseleri taşıyan bir tek 20'li yaşlara mı hitabı oluyor o defile yani kıyafetle? Yani fark etmez ama sonuçta sahnede iyi durması lazım, podyumda iyi durması lazım. Bak Çağla Şikel. Sence nasıl duruyor? Evet, izleyelim bakalım. Bence yıkılıyor. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Ya deli misin? Yani ben... 20'li yaşlardaki birçok modeli alır sallar yani. Evet. İmza attık. Amacımız kürkünü çıkar vicdanını giy sloganını yaymak hep beraber birlik olarak. Ve madem kadınlar kürklerden vazgeçemiyor, madem öyle o zaman sahte kürk giyin. Buyurun, en güzeli tasarlandı. Aynen gerçeği gibi, dokunduğunuzda da farkı yok. Madem öyle işte sahte kürkler artık hayatımıza girsin. Gerçek kürkler artık hayatımızdan çıksın istiyoruz. Çünkü bütün bu üstümüzde gördüğünüz parçaların hepsi Aslan Karahan tarafından derneğimize bağışlandı. Hayvan tedavilerinde kullanılacak. Bu da çok önemli. Bizim derneğimizin en büyük amacı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak. Ve Aslan Karahan da bize destek olarak, bizimle gücünü birleştirerek bence bu mesajımızı muhteşem bir gece imza atarak herkese ilettiğimizi düşünüyorum. Kürkünü çıkart, vicdanını giy. Evet, kürkünü evet, çıkar, vicdanını giy diye kürk karşıtı bir defile düzenlediler. Çağla Şikel'in çıktığı da defilede buydu işte. Ve Aslı Tandoğan, Özge Özler, Ayça Varlıer, demin konuşan evet, oyuncular. Aslı geneli oyuncu zaten. Evet. Yani Çağla herhalde bir açılış yaptı. Ondan sonrakiler herhalde oyuncular evet, çıktı. Evet, tamamı oyuncu. Melis Birkan, Özge Özpirinç, Özge Borak, ondan sonra İsmail Demirci, Hande Soral, Hazar Ergüçlü, Gözde Kansu, Dolunay Soysert gibi pek çok ünlü oyuncu podyuma çıkıp gayet böyle bir de dernek güzel kurdular çünkü. Yürümüşler. İyi değil mi? İyi mi? Evet. Ya gayet de iyiler, ben sana söyleyeyim. Evet. Yani hiç böyle ay ya bu ne kötü yürümüş de olmamış falan dediğim hiç olmadı. Hiç göze yani batan yok değil mi şeyde? Yok. Bir kere amaç çok güzel, onu söyleyeyim. Çünkü kadınlar kürkten ve bu tüylü şeylerden vazgeçmek istemiyorlar. Rus. O yüzden de sahtesini giyeceğiz. Gerçekten sahtesini giy. Ben hani ısıtma olarak ya sanki kutuplarda yaşıyoruz da ısıtma da ayrı bir palavra gerçi. Yok, palavra değil ama. Yani daha ısıtma, iyi ısıtma, olay, daha evet, iyi ısıtıyor. Hayır, çok da eksi 30 derecede mi yaşıyoruz yani? Ne olacak? İstanbul'da ama yaşıyorsun. İlla ısınmak için o kürke ihtiyacın ama yok. Ama bunlar da aynı işlemi hemen hemen görebiliyor. Hem de görüyor, onu evet, soracak. Görebiliyor. Ve şöyle, bir de aynı şıklık. Bir de dünyada zaten hiçbir hayvan örgütü seni kürkle dolaştırmıyor. Avrupa'da alsan kürkü giyemiyorsun. Tabii. Amerika'da giyemiyorsun. Protestolar hemen. Türkiye'de de artık giyemiyorsun. Yani da ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun. Diyorsun çünkü cahil misin diyorlar. İşte böyle şey var diyorlar. O yüzden Ayça çok güzel tasarım yapmışlar. Ve o tasarım kıyafetler işte satılacak, o kürkler. Ve bir hayvanları işte koruma derneği gibi bir şeye herhalde bağışlanmış. Bu da güzel bir şey yani. Evet. Ama Çağla Şikel gerçekten de yıkılıyor.
Çağla yıkılıyor. O yüzden vallahi yani insan kaç yaşına gelirse gelsin, kendini eğer korursa, fiziğini korursa, kendini güzelliğine önem verirse her daim iş yapar arkadaşlar. Yani şimdi bunun yanında 20 yaşlı kızlar da yürüse ben yine Çağla'ya bakarım. Onlara da bakarsın ama Çağla'ya da bakarsın. Evet. En azından öyle de diyebiliriz tabii, yani. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Bu başka bir şey yani. Aynen. O yüzden bunu her şeyi yaşla sınırlandırmak ve hani tanımlamak çok çirkin geliyor bana. Yani. Evet. Peki. Çok güzel. Bayıldım yani Çağla'ya. Ben de. Vallahi ben de bayıldım. Bravo. Tebrikler. Evet. Peki bu akşam Hülya Avşar'ın konuğu İrem Derici ve orada Aleyna'yı kıskanıyorum demiş. Hülya Avşar sormuş Aleyna hakkında ne düşünüyorsun, kıskanıyor musun diye. Kıskanıyorum ulan Aleyna'yı kıskanıyorum diye yanıt vermiş. Ama neyini kıskandığını çok fazla söylememiş. Ulan mı demiş? Aynen ulan demiş. Hiç beğenmiyorum evet. Konuşma tarzını İrem Derici'nin. Yani samimi görüneceğim ve samimi davranacağım diye. Onu herhalde böyle etrafındakiler diyor ki ay çok samimisiniz falan diyor. Ama o da bununla gaza gelerek iyice konuşma tarzını seviyesizleştiriyor televizyonda. Bence birazcık ona birilerinin uyarması lazım. Yani en azından Şahin ailesi değil mi? Selami falan belki de onlar tabii şeylerinden nezaketlerinden söyleyemezler ama ben buradan söyleyeyim. Çok avam ve argo kullanıyor. Çok argo kullanıyor. Evet. Televizyonda olmaz yani. Anladın mı bu kadar çok? Şimdi bütün gazetelerde kıskanıyorum ulan kıskanıyorum diye haber olmuş ama bana verilen Hülya Avşar'ın deşifresinde böyle bir lafı etmediği görülüyor. Genel evet. itibariyle. Dedi mi demedi mi ulan diye arkadaşlar. Diyor. Yani ulan, ha diyormuş tamam. Ulan. Espri dedi. Anladım tamam. Espri niyetine söylese de espri onu eleştiriyor. Yani arkadaşlar espri tamam. Yani televizyonda her şeyin esprisini yapamayız. Yani arkadaş arasında bunu konuşursun. O yani ama televizyonda başka şey işte, başka söylemleri de oluyor. Çok argo kullanıyor. Yani. Bir dinleyelim bakalım tanıtımını Hülya Avşar'ın. Konu İrem Derici. Ben kendime 30 yaşımda ilk defa aşığım. Hiç çirkin değildin. Şimdi zaten güzelsin. Yani şimdi de çok güzel değilsin. Ama güzelsin yani. Sağlıklı zayıflamadım. Nasıl? Ama yapalım? Kardeşiniz Helin Hanım'ın dediği gibi ilaç kullanmadım. Yolu verecektim onu yemin ediyorum. Ay Allah'ım. Eyvah. 4 senedir hiç yalan yok. Güzel paralar kazandım. Ama yedim. Bilmiyoruz. Allah daha da verdi. Yedim yani. Ne evim yok ayol. Ne yaptın da yedim? Hem Harun'la düet hem Mustafa ile düet. Düetisyen olduk. Kıskanıyor musun Aleyna'yı? Doğru. Hayır tapıyorum ama çok tatlı. Doğru söyle hadi canım. Kıskanıyorum ulan Aleyna'yı kıskanıyorum. Yemin ediyorum. Sen bana soru hazırladın mı? Vallahi düşündüm bir şeyler yani tam ne sorsam ne sormasam diye. Hülya. Programı çok tuttu ve çok çok güzel ve çok komik diyaloglar var. Tabii bu fragmanı bu kadar olabiliyor evet. Ama bayılıyorum ben de. Keşke bu programda olmasaydın beni de çağıracaktı. Burada olduğum için gidemiyorum şimdi. Ne alaka? Çünkü bütün gün konuşuyorum zaten. Benimle konuşacak bir şey yok evet. Yani. O doğru yüzden. Söylüyorsun. Evet. O kadar çok konuşuyorsun ki Hülya. Bir de gelip orada konuşma diye çağırmamıştır. Haklı. Ben konuşmasam ne olacak peki. Acaba çok merak ediyorum. Evet. Yani bir susayım istersen 10 dakika. Peki evet. Efendim. 23.30'da bu akşam Hülya Avşar. İrem Derici'yi konuk edecek. Biz de programın ve haftanın sonuna geldik Serencim. Evet hafta sonu iyi dinlenin arkadaşlar. Güzel bir hava var. Şey de güzel olacakmış. Hava durumu da güzel. Hava durumu da güzel. Tadını İnşallah. Çıkarın. Pazartesi görüşmek dileğiyle diyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları.